İyi geceler. Orta sayfayı açıyoruz. Ramazan ayına girdik. Önce Ramazan ayınız mübarek olsun diyoruz. Tabii Ramazan'ın ilk gününde yine bir zamla başladık güne. Zamlar artık rutine bindi. Rutin hale geldi. Fakat bu sefer beklenmeyen bir yerden oldukça yüklü bir zam geldi. Bugün aynı zamanda 1 Nisan. Nisan bir şakası sandık ama şaka değil. Doğalgaza %35, meskenlere, sanayiye de %50 zam geldi. Sadece ona değil, şekerde Cumhurbaşkanı daha birkaç gün önce seyahatte, uçakta şeker sıkıntısı yok. Şeker fiyatlarında da bir değişiklik olmayacak dedi. Uçakta bunu söyledi, uçak havalimanına indi geldi, şekere zam geldi, şaka gibi. Asgari ücrete daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı, asgari ücrette işçinin yanındayız, işçimizi mağdur etmeyiz dedi. Fakat bugün yaptığı açıklamayla kapıyı kapattı ve asgari ücrete zam Aralık ayında dedi. Bu da şaka gibi. Bugünkü hashtagimiz Nisan 1'inde Nisan 1 olması sebebiyle de şaka gibi. Lütfen bize bu hashtagimize, etiketimize şaka gibi yazarak bütün görüşlerinizi iletebilirsiniz. Başka ne konuşacağız? Seçim olur mu? Baskın seçim olur mu? İktidar bir baskın seçime mi hazırlanıyor? Ankara kulislerinde bununla ilgili neler konuşuluyor? Buna değineceğiz. Ve Beren Saat Ankara'da iklim toplantısında söylediği sözlerden dolayı sosyal medyada linç ediliyor kelimenin tam anlamıyla. Bunu konuşacağız ve orta sayfaya başlıyoruz. Evet, doğalgaza az önce de söylediğim gibi %35 zam geldi. Aralık ayında da bir %24 gelmişti. Toplam işte Aralık ayından bu yana bileşik zam olarak %69'luk bir zam geldi. Enerji Bakanı devlet desteğiyle fiyatlarda bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla da burada bir değişiklik olmayacak demişti ama BOTAŞ Genel Müdürü aynı fikirde değildi Enerji Bakanı ile. Bir izleyelim, sonra da hep beraber konuşacağız. Bugüne kadar elektrik ve doğalgaz faturalarında biliyorsunuz geçtiğimiz yıl neredeyse 100 milyar liralık bir destek sağlandı. Bu destekle birlikte fiyat artışlarının faturalara yansımasını da engellemiş oluyoruz. Bu fiyat artışından maalesef tabii ki mutlu değiliz. Ama yapmak zorunda mıydık? Evet, yapmak zorundaydık. Evet, elektriğe de %20 zam geldi. Üreticinin kullandığı doğalgaza bir yılda %550 zam yapılmış Murat. Yani nereden başlasak, nasıl anlatsak, şöyle başlayalım. Şaka gibi desek. Şaka gibi ama çok kötü bir şaka gibi. Yani hakikaten hani insanı böyle buz gibi yapan bir şaka. Bir de burada şey var. %44,5 elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz zammı var aynı zamanda. Evet. Bu ne demek? Zaten sanayi elektriğine de birlikte zam geldi. Bu kademeli olarak her şeye zam gelecek elektrikle bağlantılı olarak demek aynı zamanda. Tabii ilginç olan, yani sen de az önce vurguladın, ilginç olan Enerji Bakanı'nın yansıtmayacağız, vatandaşa yansıtmayacağız demesinden sadece birkaç saat sonra bu zammın açıklanması. Yani BOTAŞ nereye bağlı? Enerji Bakanlığı. Ya bakanlığın şeyden haberi yok mu? Aynı şekilde Cumhurbaşkanı uçakta diyor ki fırsatçılara işte göz açtırmayacağız. Fırsatçılar hata yapıyor diyor. Ve burada izleyicilere de biraz anlatmak lazım. O uçakta Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar aynen yayınlanamıyor. Önce bir sansürden geçiyor. Yani bakılıyor hani orası burası düzeltiliyor. O yani oradaki gazeteci arkadaşlar böyle hani biliyorlar nasıl olsa not tutmalarına gerek yok. O verilecek şeyden Cumhurbaşkanlığı ekibi tarafından veriliyor da. Orada var. Bahadır Özgür gazeteci arkadaşımız ilk bunu saptadı. Sonra zaten bütün medyaya da yayıldı. Önce dağıtıyorlar saat 14'e kadar ambargoludur diye. 14'ten önce yayınlamayın demek. Sonra alelacele haberleri oluyor ki elektriğe zam, şekere zam yapılmış. Hem de öyle fırsatçılar falan değil. Birazdan da geleceğiz o konuya zaten. Şekere. Tabii. Evet. Türk Şeker yapmış. Hemen alelacele yeniden bu şey yapın. Sanki Cumhurbaşkanı'nın o lafları söylememiş. Yani kendi ekibi Cumhurbaşkanı'nı sansürlüyor. Aman zamlardan bahsedilmemiş olsun diye. Böyle bir duruma geldik. Böyle bir durumu en son ne zaman hatırlıyorum ben? Hani biraz da yaşını almış bir gazeteci olarak.
2000 sen genç, de hatırlıyorsun canım. Sen de o kadar çiçeği burnunda değilsin Murat, orta yani. Orta yaşlı bir gazeteci öyle olarak diyelim. Peki. Yani. 2002 yılında bundan 20 yıl önce 2002 yılında Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli, Mesut Yılmaz yani DSP, MHP, ANAP koalisyonunun 2002 yılındaki haliydi. Yönetimin bu kadar dağınık görüntü sergilemesi. Dağılma var. Yani bir yönetimde dağınıklık alabildiğine sürüyor. Şeyde de gördük. Geçen hafta konuştuk. Et ve Süt Kurumu'nun işte genel müdürü görevden alındı. Şimdi hani uzun kuyruklar nedeniyle yaptık zammı falan demişti. Ama kuyruk devam ediyor. Kuyruk devam ediyor ama Tolga Şardan T24'te yazdı. Yolsuzluk dosyası da var. Yani işin içinde bir yolsuzluk dosyası evet. Soruşturması da var. Yani özetle çok konuştum belki ama bir dağınıklık var. Yönetimde ciddi bir dağınıklık var. Bu zamlarla karşımıza çıkıyor. İstifalarla, bilmem görevden almalarla karşımıza çıkıyor. Nevşin %69 bileşik zam doğalgaza Aralık ayından bu yana. Şimdi baktığında bu böyle. Üretici enflasyonu 3 rakamı gördü. 105. Son 27 yılda zirveye çıktı. Yani şaşırdık artık yani. Aslında tabii şöyle bir şey var. Hakikaten. Sanayide %50. Öyle. Yani bir taraftan da ekonomi düzelteceğiz. Hangi %50 sanayi yaptığın zamla mı üretim yapacaksın? Şey tabii aslında şöyle bir şey. Yani iktidar diyor ya dünyada gaz fiyatları yukarı gidiyor. Tamam doğru. Dünyada hakikaten gaz fiyatları yukarı gidiyor. Bu böyle. Fakat tabii şimdi dünyada bir şey var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir kaos var. Özellikle bu enerji konusunda ne olacak? Herkes önünü görmeye çalışıyor ama Türkiye buna da bu krize de çok zayıf yakalandı. Türkiye çok zayıf bir durumda şu anda. Yani evet. Hem ekonomik olarak hem dış politika olarak sıkıştı. Onu sonra konuşacağız belki. O sıkıştığı köşeden çıkmaya çalışıyor. Yani tamam dünyada kriz var ama bu krizi en zayıf yakalanan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Peki niye zayıf yakalandık? Maceracı bir dış politika. Böyle masalların peşinde takılınmış. Ya Allah her yeri fethedeceğiz yeni Osmanlı falan. O tutmadı. Ondan sonra bir acayip bir ekonomi politikası ısrar edilen. Bu işte enflasyon sebeptir efendime söyleyeyim işte faiz sebeptir enflasyon sonuçtur böyle bir teori bu teorinin doğruluğu ispatlanana kadar bu denenecek dendi bunun peşinden gidiliyor ve tamam tüm dünyada sıkıntı var aslında hakikaten hele şu anda şimdi tabii çok içi kapandık biz Türkiye'de kendi derdimizle uğraştığımız için ama şimdi Rusya'dan Avrupa gaz alacak mı alamayacak mı bunun hesabı var şuna karar verdi Avrupalılar diyorlar ki şimdi havalar ısındı tamam gaz ihtiyacı azaldı. Fakat şöyle bir karar çıktı Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden. Bütün ülkeler %90 deposunu doldursun deniyor. Bütün yaz boyunca buna hazırlık yapılsın. Yani Avrupa'nın gaz talebi olacak. Önümüzdeki kışa Rusya ile durum ne olacak belli değil. Depoları doldurmak istiyorlar bundan önce. Geçtiğimiz gün Almanya'da Gazprom'un şeyi basıldı. İnceleme geldi. Evet. Şirketine inceleme geldi. Siz gaz fiyatlarını manipüle mi ediyorsunuz falan diye. Şimdi ortada çok gergin bir durum var. Türkiye hiç bunları hatta hesap etmemiş olduğu gibi. Bir de Türkiye şöyle bir şey yaptı. Hatta şunu da söyleyeyim. Hı-hı. Gazprom'un ben yanlış bilmiyorsam sosyal demokratların eski lideri Schröder'de Gazprom'da doğru. Değil mi? Yönetimde. Evet yönetici. SPD'nin eski doğru. Lideri. Bu bir de tabii Rosneft var şimdi evet. Almanya'da bu depoların sahibi evet. Falan. Onlar Alman piyasasından çıkarılmaya çalışıyor. Bir kaos var. Fakat tabii Türkiye tabii zaten bu maceracı ekonomi politikası falan bu bir yana. Bir de Türkiye bu işin yani hiç o kadar güvendi ki spot piyasadan nasıl olsa gazı daha ucuza alırız diye gerekli anlaşmaları da yapmadı. Bu mavi akımda da, Türk akımda da bu anlaşmalar yapılsaydı bu kadar pahalıya almıyor olacaktık gazı. O zamanlar spot piyasada nasıl olsa gaz daha ucuzdur diye güvendiler, o anlaşmaları yapmadılar. Kırmandı. Bir de öyle ters köşeden yakalanıldı. Ters köşe üstünde ters köşe. Yani tamam evet bütün dünyada yukarı gidiyor doğru ama Türkiye bu krize de zayıf yakalandı arkadaş yani ne olsa zayıf yakalanılmış olunuyor. Böyle bir durum var. Şimdi hem zayıf yakalandı bir de şimdi bu son az önce Murat'ın da değindiği konu çok önemli. Yani bir savrulma veya bir dağılma var. Dağınıklık yani Cumhurbaşkanı var, dağınıklık. Şimdi 2018'de tek adam rejimine geçti. İki dudağın arasında diyorduk her şeyi değil mi? Şimdi son 3 gündür bu zamlarda mesela işte şeker zammı Çiğdem. Ya şeker zammı aşağıda Cumhurbaşkanı diyor ki şeker bir şeker şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Şekerde de bir fiyat artışı yok diyor bunu. Yarım saat sonra pat şekere zam geliyor. Şimdi sormadan mı tamamen savruluyor mu? Kimse kimseden haberi yok mu? Artık dağıldı mı bir durumda? Ya tabii istişare mekanizmaları apar topar iletişim dairesi metinleri tekrar düzeltiyor. Aman onu geçmeyin arkadaşlar. Yeni bir metin geliyor. Cumhurbaşkanı'nın o kısmını çıkaracağız. Tabii. İstişare mekanizmaları da tabii dağılmış önceki durumda. Önceki metin, sonraki metin. Evet. Yani bu çok önemli bir konu. Bu birkaç açıdan önemli. Hem
Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğru ve zamanında bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunda soru işaretlerine yol açan bir şey. Sonradan isim sonradan arkadan geliyor. İkincisi Murat'ın vurguladığı neredeyse artık doğallaşan ama doğal olmaması, olağan olmaması gereken sansür mekanizması. Metinlerin yani Cumhurbaşkanı'na ilişkin. Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkan laf, şeylerin ekibi tarafından sansürleniyor. Ekibi tarafından yani, denetlenmesi. Böyle bir şey var. Derlenip toplanıp ona göre yayına verilmesi. Burada birkaç boyut var ama müsaaden olursa şu şeyle ilgili doğalgaz zamlarıyla ilgili ben bir şey paylaşmak istiyorum. Hepsi birbirine geçiş zaten. Yani sonuçta farkı yok. Usul de aynı, şey de aynı. Doğru. Şaka gibi yani. Evet, önce yapmayacağız diyorlar, sonra yapıyoruz diyorlar. O zamlarla ilgili şöyle bir şey var. Hatırlarsak bu İran doğalgazı kesildiği zaman büyük bir sıkıntı oldu. Sanayiciler açıklama yaptılar ve sonra bakanlıkla bir toplantı oldu ya. Sanayicilerin şeyleri dinlendi. Üreticilerin daha doğrusu elektrik üreticilerinin problemleri dinlendi. Yani parasını verse bile sanayici istediği elektrik enerjisine erişemiyordu. Ve onun içinde şey gündeme geldi. Hani herkes kendi enerjisini kendisi üretebilir mi? Büyük sanayiciler arasında bu tartışıldı ve kabul de gördü. Güneş yatırımlarına bir takım şeyler getirildi. Yenilenebilir enerjiye yeni vergi ve teşvikler getirildi. Orada şimdi aslında tüketimle üretimin aynı dağıtım bölgesinde olması gerekiyor. Böyle bir kural var enerji evet. piyasasında. Bu güneş yatırımları konusunda şöyle bir açmaz ortaya çıkmış. Ben enerji uzmanlarıyla da görüştüm. Sanayinin önemli bir kısmı Marmara bölgesine yığıldığı için orada güneş yatırımını yapabileceğin arazi kalmamış. Kalmamış yani. Arazi problemi var. Araziler başka amaçla boş araziler tabii boş araziler Orta Anadolu'da ama demin belirttiğim kural nedeniyle de Orta Anadolu'ya güneş yatırımı yapmanın önünde bir düzenleme engeli var. Şimdi getirilen bu son zam sanayiye %50 zam diyoruz ya sanayicinin bu kendi şeyinde olmayan, sahasında olmayan yatırımı yapabilmesine dönük bir zam. Ama bunun da orta vadede yine bizlerin faturalarına yansıyacak, bu piyasa birbirine bağlı olduğu için negatif sonuçları olacağı da söyleniyor. Yani sanayici kurtarılıyor bir yandan ama olan yine şey olacak, bizlere olacak yani sonuçta nihai ürüne. Deniz, şimdi birkaç saat sonra sahura kalkılacak. İşte evet. temel besin maddemiz et. Ette de durum aynı. İşte çiftçilerle buluştu Tokat'ta Sayın Cumhurbaşkanı. İşte et konusunda yine sıkıntı yok. Herkes ete ulaşacak. Herhangi bir zam yapmayacağız vesaire. Ete yine zam geldi. Şimdi dolayısıyla burada yani hangi ürüne zam gelmeyecek dese o ürüne zam geliyor. Buğdaya da geldi galiba. Kaybetti. Yani ya bu nasıl yankılanıyor? Mesela AK Parti'nin içerisinde nasıl bakılıyor bu olaya? Milletvekilleri ne diyor? Cumhurbaşkanı neye zam gelmeyecekse ya saatler sonra ya dakikalar sonra ya bir gün sonra zam geliyor. Ya bunun nedeni bence şu. Devlet hala serbest piyasa ekonomisiyle devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı biraz böyle hafif komünist, hafif devletçi bir yönetim tarzı. Devlet kapitalizmi mi demek istiyorsun? Evet devlet kapitalizmi ama yani... kapitalizm demek doğru olur mu hani devlet bazen tekelci devlet kapitalizmi diye kitaplar öyle yazar yani düşürüyorlar da ya bazen hani karar verdim vergiyi düşürüyorum vatandaş rahat etsin diye yani sorun buradan kaynaklanıyor yani Cumhurbaşkanı'nın yapmak istemediği bir zam yani Cumhurbaşkanı'nın hani nasıl denir zat-ı devletlilerinin yapmak istemediği halkına yansıtmak istemediği bir zam ama yönettiği devlet serbest piyasa koşullarında devam ettiği için bu zam kaçınılmaz oluyor. Yani ekonomi bu haldeyken bu zamdan kurtulma şansın yok. Yani gerçekten böyle domino taşı gibi biri diğerinin üstüne düşüyor, o ötekinin üstüne düşüyor, o ötekinin üstüne düşüyor. Gidiyor en uçta hiç ilgisiz görünen bir şeyi deviriyor. Yani şey zam furyası böyle bir şeydir. Ve kontrol... Üretim maliyeti artınca tabii. Yani şimdi Çiğdem artacak fiyat bu kadar basit. Bahsettiği konuda bu zamlarla sanayicilerin zamlara bakışıyla ilgili bir sanayicinin bana mesajı var.
iki bölümden oluşmuş ama birincisini hani çok konuyu dallandırmak istemiyorum. KGF'lerle ilgili. Kredi garanti fonuyla. Ha, onların yanlış şartlarla verildiğini söylüyor. Tekrar mı yanlış şartlarla veriliyormuş? Yani bu 60 milyar lira da yanlış şartlarla veriliyor. Nurettin Nebati'nin bu konuda çünkü uyarısı olmuştu. Bu son paket açıklanırken galiba önceki dönemlerde bu kredi garanti fonu yanlış kullanıldı demişti ve bir takım kriterler getirmişler. O yüzden ilgimi çekti. İşte demek ki yeniden belki yanlış o konuyu kullanım. Konuşursak o evet. bölümü de okurum. Ama şöyle mesela şunu özellikle altını çizerek okuyorum. 35 yıllık sanayiciyim diyor. Sektörün en önde gelen firmalarından birinin sahibiyim diyor. Hı hı. Benim hangi siyasi görüşe yakın olduğumu da siz çok iyi bilmektesiniz. Bunu ben hangi söyleyeyim. Siyasi görüşe? Kendisi yazmamış MHP'li. MHP'li. Evet MHP. Tamam. Yani MHP'li bir iş adamı. İki KGF bölümünü bırakıyorum, zam kısmına geçiyorum. Zamdır, gelir artık bunu kanıksamıyoruz diyor. Yani bu zam gelmesi meselesine alıştık diyor. Alıştık. Alışmadığımız kısım ise aylardır haykırıyoruz diyor. Biz sanayiciler sesimizi duyuramıyoruz. Siz de galiba duyuramıyorsunuz diye bizi de şey. Biz elimizden geleni yapıyoruz da. Ne yapalım işte duyuruyoruz işte buradan bakın. Evet yani. Ama işte medyanın %85'i şey olunca... İktidar kontrolü genelini kastediyor. Ülkede güllük gülistanlık bir hava olduğunu verince herhalde onu kastetmiş. İçinde bulunduğumuz ay elektriğin kilovatını kaça alacağımızı bilmeden bir önceki ayın maliyetiyle biz sanayiciler üretim yapıp üretimimizi satmaktayız diyor. Yani şimdi bir maliyet hesaplıyoruz, fiyat belirliyoruz. Önümüzdeki ay elektriğin ya da doğalgazın maliyetlerimizin kaç lira olacağını bilmiyoruz diyor. Ama bilmeden fiyat belirliyoruz. Bir sonraki ay elektrik faturası geldiğinde gerçek fiyatları ancak o zaman öğrenebiliyoruz diyor. Örnek, Mart ayında elektrik fiyatı 1.53 lira bölü kilowatt saat. 1 Nisan günü Mart 2022'ye uygulanmak üzere diyor. Yani geçmişe dönük. Yani 1 Nisan'da zam geldi ama aslında Mart ayının zamı. Zam yapılarak 1.93 TL bölü kilowatt saat oldu diyor. Mart ayı maliyetlerimizi daha sağlıklı yapabilmemiz ve daha az zarar ile üretim yapabilmemiz için neden Mart ayı zammı 1 Mart'ta açıklanmıyor da 1 Nisan'da açıklanıyor? Neden sence? Bilmiyorum ben yani o da bana soruyor. Ben de yetkililere soruyorum. Enerji Bakanı'na soruyorum. Enerji Bakanı. Enerji hangi kameraya? Sayın Dönmez. Sayın Enerji Bakanı. Bu soruya bir yanıt verebilir misiniz? Sayın Dönmez'e sesleniyoruz. Ama ya vereceği cevap şey olmasın sonra. Mesela vatandaşa yansıtmayacağız diyor. Birkaç saat sonra vatandaşa öyle bir yansıyor ki vatandaş yerle bir yani. Bir dakika ben bu soruyu gazeteci hani onların tırnak içi söylüyorum. Onların deyişiyle muhalif gazeteci Deniz Zeyrek olarak sormuyorum. Bu soruyu MHP'ye oy veren bir sanayicinin sorusu olarak soruyorum. Sayın Fatih Bey, Enerji Bakanımız, bu soruya bir yanıt verin. Bu sanayiciler niye 1 Mart'ın zammını 1 Mart'ta bilmiyorlar da 1 Nisan'da öğrenip üretim maliyetleriyle fatura maliyetleri arasında böyle bir uçurumla karşılaşıyorlar? Evet. Nedir sorun? Siz yanıt verin. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikna edilmesiyle ilgili bir süreç olabilir mi? Ne gibi? İstişare. Sen yani, de Çiğdem kameraya bakarak kendilerine sorabilirsin. Yani böyle sence bir... ikna etmeye cesaretleri var mı? Hayır, o anlatmak, var yani. Izah etmek ve bizim böyle bir ihtiyacımız var. Piyasanın böyle bir ihtiyacı var. Artık kaçınılmaz hale geldi. Bunun için bu zammın yapılması gerekiyor. Bu mekanizmayı ve bu ihtiyacı, bu zam ihtiyacının bir şekilde anlatılıp onay alınması gerekiyor mevcut süreçte değil mi? Buna kim itiraz edebilir? Yani böyle değil midir? Tamam ama... Ona rağmen, Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen bir şey olabilir mi? Bir fiyat artışı olabilir mi? Ya olmaz ama Çiğdem temel ekonomi 101 dersi, maliyet hesabı. Tamam mı? Enerji gideri. Şimdi 1 Mart'ta yapıyorsun fiyat belirleyeceksin. O gün başlayacağın üretimde çıkan ürünlerine bir fiyat belirleyeceksin. Elektrik kısmına 1.53 yazıyorsun. 1 Nisan'da o ürünlerini satmaya gidiyorsun ya, evet. 1.53'e göre belirlediğin fiyatla. 1 Nisan'da senin önüne elektrik faturası koyuyorlar, 1.93'müş.
bir süredir bu kaotik ortam var zaten. Evet, ve var. Belli ki var. Var. Yani bir de bu son dönemde da, artık iyice evet, ayyuka çıktı. O da atıyorum 5 lira ya hesapladığı ürününü normalde zarar etmemesi için 5 lira 3 kuruşa satması tabii gerekiyor belki. Ama bilmediği için 5 liraya satıyor. O öyle bağlantı yapıyor müşterisiyle. Bu sefer de zarar ediyor. Bu sefer de zarar ediyor. Şimdi kestiremiyor ki. Öngörülebilirliğin tabii ekonomideki önemine dair ya, temel ekonomi dersi. Ekonomi de öngörülebilir de gitti. Bir de şu var. Şeyde artık öngörülebilir olmanın ötesinde bir de verilen sözler tutulmuyor. Mesela Cumhurbaşkanı'nın olmayacak dediği zamlar olmaya başladı. Olacak dediği bir zam yapılmadı. İşte asgari ücret. Daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı dedi ki biz dedi işimizi mağdur etmeyiz dedi. Zam işte yapacağız bak, dedi. Muhammed Emin Akbaşoğlu AK Parti Grup Başkan Vekili çıktı dedi ki düzenleme yapacağız. Safet Sancaklı Kocaeli Milletvekili MHP'nin dedi ki yapmamız lazım. Bugün Nevşin mesela Mengü yapmayacağız dedi. Nevşin Mengü ne dedi? Yapamazlar dedi. Yapamazlar. Neden? İş dünyasından dolayı. Hayır, iş dünyasından dolayı değil. İş dünyası değil ki arkadaşlar. Patronların dediği çıktı. İşte patronları kastediyorum. İş dünyası derken onu kastediyorum. Üretici ağırlıklı olarak KOBİ. KOBİ'ler kapanacak ya da o zaman KOBİ. Yani bu verilmesin, insanlara az para verilsin meselesi değil. Ya onu bırakın da bugün bir gün çok güzel toparlamış. Hani bir buçuk sene önce ortalık yandı ya Karadeniz'den müjde, doğalgaz çıkıyor. Bütün sorunlarımız çözüldü bu anı. Müjdeden bu yana 9 kere zam yapılmış doğalgaza. Yani tamam anladık. Uluslararası piyasada yukarı gidiyor falan da şunu söylemek istiyorum. Gaz ya, 2023'te çıkacaktı değil mi? 2023'te çıkacak inşallah. Fakat bak sürekli masallar yani masal anlatılıyor. İşte doğalgaz Karadeniz'den çıkacak, Türkiye uçacak falan. Hep böyle masallarla ve çok ilginç. Yani kendilerini de avutma gibi. İşte böyle 2 hafta gaz veriyorlar millete. Karadeniz'den işte, bulundu. Vav wow, öyle bir çıkıyor şey böyle bu, uçuyor bu falan. Yalan, geldiğimiz durum bu. Ama işte vadeli yalan dediğimiz olay işte. Vadeli yalan uzun söylüyorlar. Vadeli. Efendim? Uzun vadeli. Uzun vadeli yalan. Yalan. Orta vadeli yalan. Uzun vadeli, kısa vadeli yalan. Orta vadeli. Kısa vadeli yalan. Şimdi. Ama ya, artık hepsi kısa vadeli işte olmaya mesela başladı. Asgari ücrette. Deniz bir şey söylüyordum. Yo, doğalgaz şeyi konusu uzun vadeliydi. Uzun vadeliydi. Kısa vadeliydi. Şimdi asgari ücrette işte asgari ücret konusunda artık şey bir komedi gibi ya. Orada ya da bir, söylediğim şey oluyor bir, ama. Şeyimiz var. Onu izleyelim, bir izleyelim söyleyeceğim. Bir izleyelim gelelim Deniz sana. Temmuz ayında memur ve emeklilerimize bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ben vatandaşıma onu aldatacak yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Neden böyle halkın duygularıyla dalga geçiyorsunuz? Bizim aramızda da tam bir uyum söz konusudur. İnsanları ümitlendiriyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı çark ediyor. Arkasından siz de çark ediyorsunuz. Hiç olmazsa sözünüzün arkasında durun. Ben istiyorum değil ama Cumhurbaşkanı vazgeçti değil. Daha yılın ilk ayında yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar, konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Sayın Akbaşoğlu şu konuyu netleştirmiş oldu. Diyor ki ben vazgeçmedim. Cumhurbaşkanı söylediğinden vazgeçti. Ben de onu takip ediyorum diyor. Tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını %50 artış gerçekleştirdik. Henüz daha 3. ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vesaire. O zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok. Ya görüntüleri izlerken şimdi rejiden yönetmenimiz dedi ki abi dedi bunlar başka bir gezegende mi yaşadıklar? Daha olağanüstü ne olsun? Yani başka bir gezegende mi yaşıyorlar? Ya geldiğimiz noktaya bak. Nevşin şu anda açlık sınırının yaklaşık 700 TL 650 TL altında bir asgari ücret var. Ramazan'a girdik. Elektrik ve doğalgaza gelen bütün bu zamlar, bu hayli yüklü zamlar pek çok şeyi tetikleyecek. Yani pek çok ürüne de zam geliyor demektir. Yani. Enflasyon dinlenemez bir halde. Evet. Yani evet. Özellikle son zamlardan sonra, pardon sözünü kestim. Yani bir de daha çok yakın bir zamanda Hazine ve Maliye Bakanı'nın, Nurettin Nebati'nin enflasyon Ağustos'tan sonra tek haneli rakamlara inecek ifadesi vardı. Bir de geçen Temmuz'dan sonra uçacağımıza dair bir bakan açıklaması tek var. Tek haneli rakam yani. Ya nereye uçuyoruz? Öyle dedi ya ekonomimiz tamam uçacak da, diye. Nasıl işte onu bilmiyorum. Aşağı bir şey doğru olacak. Sihirli bir değnek değecek birdenbire. Murat Bey mühendislik uçacağız. Okudunuz. O düşmedir.
Serbest düşüş. Hayır, aşağı doğru inişe geçince de o da uçuş yani. Düşme. Aşağı doğru uçuş. Uçak inerken değil mi aşağı doğru uçuyor yani. Burada şey oluyor herhalde, MHP'li Saffet Sancaklı da mühendis böyle mi? Cumhurbaşkanı'na görüştüm. Asgari ücrete artış yapılacak diye bir beyanat vermiştik Kocaeli yerel basında. Tabii. Kocaeli milletvekili ya. Herhalde şey oluyor, muhtemelen Cumhurbaşkanı yapmak istiyor. Belki sonra görüşüp diyorlar ki ya yapılırsa bunu ödeyemez iş dünyası deniyor. Hı-hı. Muhtemelen. Bu sefer orada şeyler, işsizlik artar, iflaslar başlar deniyor. Herhalde şey yapıyorlar, bir şey bulmaya çalışıyorlar, çıkar yol. Yani şey gibisin ya, bir yatakta yatıyorsun ama yorgan kısa. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı bu. Yani aşağı çekiyorsun, belden yukarı sıçıp şey, onu yukarı ama çekiyorsun, ayaklar aşağı takılıyor. Sıkıntı yukarı bu. Çekeceğim, böyle yukarı çekeceğim. O da niye bu yorgan kısa ne demek? Bu da bu neydi? Heterodoks ekonomi politikası. Yani, ama sonra bu tekrar dediler ya, ortodoksa döneceğiz dediler. İşte artık neye dönecekler? Heterodoks tutmadı, ortodoksa döneceğiz. Şöyle bir şey yazdım Muhammed Vefa, Ankara Gazetesi, tanırsınız. Bilmiyorum ne kadar kendisi kulis, almış olduğu kulis bilgisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu konuda ikna edildi dedi. Artık işte faiz, sebep, enflasyon sonuç söylemini kullanmasın. Bunu söylemesin. Kim ikna etti acaba? Bunu söylemesin konusunda ikna edildi. Artık bu söylemi kullanmayacak diye böyle bir kulis bilgisi geçmiş. Onu ben bekliyorum. Ben de bir Ankara gazetecisi olarak bahse girerim. Böyle bir şey mümkün değil. Hmm. Ben de Deniz'i destekleyici bir şey söylerim. Yani Nevşin tabii aktarıyor bir başka gazetecinin şeyini. En son hatırlayın bu meşhur hani manda yoğurdu muhabbetinin olduğu sırada bir çıktı karkas et der demez nasıl susturdu biliyorsunuz. Yani bırak şimdi karkas eti. Bırak şimdi karkas eti falan diye böyle yani kim kimi nereye ikna ediyor yani bilmiyorum. Böyle bir şey geçmiş. Bilmiyorum. Ben merak ediyorum. Keşke doğru çıksa. Keşke doğru çıksa da bu şeyden kurtulsak artık yani bu berbat durumdan kurtulsak ya. Bu bir nas. Ya. Nas. Abi yani, nasıl? Kelime anlamı ne nasıl? Ya tamam da %14 okey mi o zaman? Tamam nasıl %0 olması lazım şimdi onu, bunu? Bence şu açıdan yanlış öyle bilgi. Şey olur mu? Cumhurbaşkanı'nı yani nasıl farklı arkadaşlar, bir versiyonla bütçede, ikna edemezsin. 2022 yılında bütçedeki faiz ödemelerine bakın. Söyleyeyim hemen. Bu programda söyle. Bütçede faiz ödemelerine sırf faize ayrılan para 240 milyar TL civarında. Tarıma ayırdıkları para 29 milyar. 29 TL. Evet. Nasıl olacak bu iş? Yani. Mart ayında da tarım bu arada tarım üretiminde dramatik düşüş var. Özellikle gıda üretiminde çok ciddi düşüş olmuş. Bu arada manda sayısı artmış memleketimizde. Yani ısrarla şimdi siz bence mandaya girmek istiyorsunuz. Sanıyorum izleyici de gitti herhalde. Deniz bekliyor. Çok seviyormuş. Deniz manda çok sütü. Seviyor bu manda yoğurdu, manda meselesini. İzleyelim o zaman mandaya girelim. Manda yoğurdu. Onun içine Medine hurması. Tüketici enflasyonu %56 olmuş. Bugün iktidardakiler kendi lüks, şatafat ve kibirlerinin aleminde halkın ne çektiğini unutuyorlar. Sanki Türkiye manda fakiri bir ülke. Anadolu'da benim insanım istediği marketten istediği gibi her türlü yoğurdu bulabiliyor mu? Manda yoğurdunu da buluyor, koyun yoğurdunu da buluyor, keçi yoğurdunu da buluyor. Vatandaş marketten parayla, sen AK Partili belediyeden bakraçla. O nasıl olacak peki? Şifa formülleri anlatmayı bırak. Milleti nasıl doyuracaksın? Sen asıl onu anlat. Diyor ki bal demişim. Tamam da orada benim karşımda kimler var? Tokat'ın arıcıları var. Bunlar bal işi yapıyor. Benim söylediğimle bir çay kaşığı kestane balından bahsediyorum. Bunu da orada karşımdaki çiftçilerle konuşuyorum. Ve çiftçilerin hepsinde de tabii bir mutluluk. Niye? Onun sofrasındakini paylaşıyorsun. Şifa tabağı. Evet. Uyguluyor musun? Ben mi? Evet. Keşke. Gelmiyor mu sana Kars'tan manda yoğurdu? Yok manda kalmadı ki bizim çocukluğumuzda vardı. Ama manda yoğurdu manda ile ilgili bir sıkıntı. Şimdi ben baktım manda ile ilgili bir sıkıntı da manda yoğurdu ile ilgili bir sıkıntı. Ya yok. Aslında belki haklılık payı olabilir. Ben araştırdım bu işte bir haftadır araştırmacı gazetecilik manda şeyin, konusunu. Manda konusunu 2002 yılında memleketimizde 121.077 manda varmış. Şu anda 2002 yılında o kadarmış. 2021'de 185.574 manda varmış. Bir şey söyleyeceğim. Bunun yani 20 şu yılda 61 manda firma biliyorum. Bu bir firma biliyorum bu işe böyle bayağı giren. İşte hani böyle şey Avrupa standartında mozzarella falan üretmek istiyor. Onun için bayağı bir İtalya'dan manda getirdiler. Şu oldu bu oldu. Galiba böyle bir iki tane girişimci ya var. Ya şöyle yani mesela Deniz. Nevşin bak bu nüfusa göre olması gereken manda sayısı da 2 milyon olması gerekiyormuş. Öyle 180 bin falan değil yani. Şöyle en fazla manda İstanbul'da var gördüğüm kadarıyla. Şaşırtıcı değil aslında. Eskiden bu Bitlis'te
İkinci sırada 10 binden fazla, İstanbul'da 14 bin civarında, Bitlis'te 10 bin civarında manda varmış. İstanbul'daki mandalar nerede otlayacak? Kanal İstanbul oluyor orası. Evet. Ha, pardon ya, özür diliyorum. Diyarbakır'daki manda sayısı daha fazla. 15.914. Samsun'da 23.633 manda varmış. Burada biz demek ki bilmeden bir manda ülkesinde yani yaşamaya başlamış. Şakası bir yana mandaya takıldık da yani burada başka bir şey var. Yani Sözcü Gazetesi çok güzel bunun hani maliyetini falan çıkardı. Evet. Yani ve şeyin de savunmasını da şey diye yapıyorlar. İşte ne var? Şifadır falan. Çok güzel de hani maliyeti ne bunun? Ben baktım ona da. Onu da araştırdım. Vallahi. Evet. Gerçek. Gerçekten araştırdım. Tamam, yani. Evet söyle. Bakın. Güvenilir bir manda yoğurdunu en ucuza satan 40 liraya satıyor bir kilosunu. Bu arada organik inek yoğurdunun fiyatı 25 lirayı bulmuş. Yarısın. 98 liraya manda yoğurdu buldum bir kilo. İyi bir marka. 98 lira. Yani büyük ihtimalle şifadır. Cumhurbaşkanı diyor ki ya bunun 5 gram yiyoruz diyor filan ya diyor. Ya yoğurt yani. 5 gram mı yenir? O hayır, kadar hayır. Şey. Şimdi balı mesela kestane balını bir kaşık koyuyorum tamam, ben. Tamam bir diyor. Kaşık koy da kestane balı da 550 lira. Ya bir şey soracağım. Arkadaşlar Tokat'ta çiftçilerle konuşurken Cumhurbaşkanı. Yani tam ekmek bulamayan pasta yesin şeyindeyiz. Şimdi Cumhurbaşkanı tam bunu yani. Konuşurken çiftçilerle ben bu şifa tabağını yiyorum. İşte manda yoğurdu yanında kestane balı. Medine hurması, işte yulaf ezmesi bunları yiyorum. İşte Filistin'den de ithal ediliyor hurma mesela. Evet. O olmuyor mu? İlla Medine hurması aslında mı? Aslında Kudüs hurması işte daha güzeldir Medine şey, hurmasından kesinlikle bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Medine hurması yani şöyle, böyle şey etsiz olur. Kudüs ben, hurması daha iyi. Hangisi de olsun hurmayı ben biliyorum. Ben hurma severim. Evet. Mekke'de yani gördüm Medine hurması diğer hurmalardan 2-3 kat daha pahalıya satılıyor. Peki bu kadar pahalı şeyi Cumhurbaşkanı çiftçilerle sohbetinde söylerken ya Ramazan geliyor. Benim vatandaşım kardeşim bunları alabiliyor mu? Alamıyor mu? İşte gittik bizim Fox Haber. Sen Sözcü diyorsun. Fox Haber de bunu araştırıyor. Biraz da Fox Haber'i izle Murat. Gittik Mısır Çarşısı'na. Mısır Çarşısı'na okudum oradan. Mısır şey Çarşısı'na yaptım, gittik. Sözcü'ye de buradan tabii selam gönderiyoruz Metin Yılmaz'a. Peki. Da latife yapıyorum. Şimdi Medine hurmasının kilosu belli. Kestane balının kilosu belli. İşte az önce Deniz'in maliyet dediği manda yoğurdunun şeyi. Ya birisi uyarmıyor mu Sayın Cumhurbaşkanım? Yani Ramazan'a giriyoruz. Bu insanlar bunu... Ya ayran bulamıyorsun. Ya ne böyle bir şey olabilir ya? Mi ya? Ayran bulamıyorsun. Evet. Manda yoğurdu nereden çıktı? Yani 81 milyonluk ülkede 180 bin tane manda var. Ne kadar üretmesi lazım? Bir yönetmen, rejideki arkadaşlar böyle bilir mi? Arkadaşlar, sana söylesinler. Tekrar söyleyeyim. Bakın orada 2 milyon mandaya ihtiyaç var. Bu nüfusa 2 milyon küsür manda yetmesi i̇şte 185 gerekiyor. 180 bin falan hiç... O yüzden maliyet artıyor. Ha, o yüzden de pahalı ve evet. Nadir bir şey değil mi? Evet. Yani Medine hurması gibi o da nadir bir evet. Şey. Kestane balı zaten Karadeniz'de şey yapılıyor. Yani orada da güvenmek lazım. Yani hepsini kestane balı zehirli diye... olabiliyor. Tabii. Yani iyisini bulmak lazım. O da yani 300 ile 550 arasında değişiyor fiyatı. Aslında işin acayibi şu. Yani bir, normalde bir cumhurbaşkanının işte böyle bir yatmadan önce yediği bir ne, yulaf tarifi vermiş değil mi? Özünde bu. Ya aslında olabilir. Sen de en ucuzuna yakaladın ha yulaf. Yani orada o kadar şey var. Yani neyse. Yulaf tarifi yulaf, vermiş. İşte yulaf, yoğurt. Bu arada bir şey söyleyeyim Deniz. Hurmayı çok seviyor. Evet hurmacıyım. Bilmiyorum. Hayır, şunu tabii. Söylemek istiyorum. Aslında hurmayı, bu... Ben biliyorum. Yani istihbarat yaptım. Ama Tahran'da yaşadı ya. İran'daki hurma da İran'ın güzel. İran'ın çok güzel. Şey aslında bir yulaf tarifi veriyor Cumhurbaşkanı. Reji soruyor. Kim seviyor? Nedim Nevşin seviyor. Evet. Bir normal bir şey Cumhurbaşkanı'nın yulaf sebebi. Bir tarif vermesi normal. Fakat Türkiye öyle bir halde insanların alım gücü o kadar çok düştü ki bu olay oluyor. Yani işin acayip tarafı bu olay olması değil mi? Normalde tabii. Olmaması lazım. Ne var ki bu basit bir şey aslında. Herkesin çok kolay erişiminin olması gereken bir şey ya. Yani yulaf, hurma falan aslında normalde. Ama o kadar çok fakirleştik ki. Özellikle 2 yıl içerisinde. Öyle. İnanılmaz derecede fakirleştiğimiz işte, için bütün Türkiye şimdi bu tarifi konuşuyor. Yani işin acayip tarafı bu. Bu kadar Türkiye'de hepimizin ama fakirleşmiş olması. İşte yani doğalgaz fiyatı yukarı giderken de dünyada alım gücümüz o kadar çok bizim düştü ki. Doğalgaz fiyatının bu kadar yukarı gitmesi bizi çok çok sarsıyor. Yani sıkıntı bu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten ben demin hani ülke serbest ekonomi, serbest piyasa ama Cumhurbaşkanımız devlet kapitalizmi
işletiyor değil mi? Doğru söyledim. Bence. Onay için soruyorum. Yani o da şuradan kaynaklanıyor. Şimdi devlet kapitalizmi uyguladığınızda liderler popülist politikalara başvururlar ve vatandaşın moralini düzeltmeye çalışırlar. Vatandaşa sık sık müjde vermek isterler vesaire. Orada bir ülke gerçekleriyle kopma söz konusu olur. Yani serbest bir piyasa koşullarıyla ülkeyi yöneten arasında bir bağ var. O bağ biraz zayıflar, kopar. Yani şimdi mesela en son gençlere şey önerdi Sayın Cumhurbaşkanı. Çıkın yurt dışına, gezin, bol bol seyahat edin. Ya ülkede bir pasaport aldığında harca zam yaptılar. Defterine 225 lira veriyorsun. 10 yıllık bir pasaport aldığınızda harcı 1478 lira. Ha bir Schengen vizesi alayım Avrupa'yı dolaşayım dediniz ya. 80 euro ödüyorsunuz. Yani ne kadar ediyor? 400 falan. Çıkış harcı 150 lira. Uçak bileti yani 650-700 lira yapıyor evet. Yani bir 2000-3000 liradan şimdi Türkiye zaten dünyada bu pasaport harçları ve ücretleri yüksek. En yüksek ülkelerden birisi. Öyle. Dünyada dışı, Türkiye. Çıkış harcı var. O neyse. İşte tamam 150 lira. Onu da arttırdılar. Bunu alt alta her şeyden yeniden saydık, değerleme oranı da arttırılır. Saydıklarımı harçları toplayın. Ne kadar ediyor? Ortalama 10 bin lira falan ediyor. Yani pasaport al, vize evet al, uçak bileti al, bir de cebine bir 200 euro harçlık koy. Ama Deniz bu yeni zenginlerin çocuklarının böyle bir sorunu yok demek ki. Yani hani AK Parti zenginlerinin ya da bu dönemin zenginlerinin çocuklarının böyle ya bir sorunu yok, ama yok demek ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı zenginlerin cumhurbaşkanı mı sadece? Yoksulların da cumhurbaşkanı değil mi? Hatta ama yoksullardan daha çok oy almıyor mu? Şimdi orada bu öneriyi yaptığında Kars'taki bir çiftçi çocuğunun okula zar zor giden, üniversitede yurt sorunu yaşayan, beslenme sorunu, barınma sorunu yaşayan bir çocuk. Ya Allah aşkına yani Interrail'le bile gezecek fırsatı olmayan birine gidin gezin demek biraz bana garip geliyor. Yani sence Cumhurbaşkanı'nın şeyden haberi yok mu? Onu mu demek? Hani etrafa hep zenginleşti Cumhurbaşkanı. Evet, artık gördü, AK Parti genç kolları da zengin. Aynen bunu haberi diyorum. Yok mu sence? Yani aynen bunu diyorum. Insanların. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na hediye olarak yoğurtlar, işte şeyler, Malatya kayısı. Şeyden, Eskişehir'de bizim belediyeden geliyor dedi. Bizde olan bir belediye var dedi, ilçe belediyesi, onlar gönderiyor. Doğru, ben zaten duyduğumda direkt onu tahmin ettim. Yani bir hani gazeteci olarak eğer manda yoğurdu yiyorsa mutlaka ya üreticisi gönderiyordur ya ilgili belediye gönderiyordur vesaire. Malatya kayısısını da Malatya'dan Malatya milletvekilleri getiriyordur. Rahmetli Demirel de öyleydi. Hatırlasanız da masasında 10 çeşit peynir olurdu. Değişik şehirlerden gönderirlerdi. Öyle de Deniz, rahmetli Demirel'di. Biz de işte muhabir olarak izledik. Hem Cumhurbaşkanlığı döneminde hem Başbakanlığı döneminde. Evet, belki hayat pahalılığı olabilirdi, ekonomik işte enflasyon sorunu olabilirdi vesaire ama halkın psikolojisini de biliyordu. Yani tabii. Bu yani artık halkın psikolojisinden bunlar kopmuş durumdalar yani. Evet, gerçeklikle işte, de bağları kopmuş durumda. Tabii ben tam onu anlatmaya evet çalışıyordum. Yani böyle olunca şimdi sen Meral Hanım'ın tanımı güzel. Yani sen Bakraç'la sana manda yoğurdu gelirken, işte bir yerlerden paketle Medine hurması gelirken, işte Artvin'den, Rize'den, memleketten işte kilolarca kestane balı gelirken insanların buna erişip erişmediğini bilemiyorsun. Ya da bunların kaça satılıp satılmadığını, kaça satıldığını bilemiyorsun. Ya bu iş hep böyledir aslında. Saraya çekilen, kendi sarayı inşa ettirip saraya çekilen liderler hep böyle oluyor. Yani bu tarihte yani de mesela böyle. Sayın doğru Cumhurbaşkanı, bir şey, iyi bir şey değil saray yaptırmak kendine. Pasaportla yani uğraşmış mıdır? Yok yani. 20 senedir bir pasaport, bir çocuğun, bir gencin pasaport almak için 1500 lira ödediğini biliyor mudur? Biliyordur. Zannetmiyorum. Ya zaten Cumhurbaşkanı pasaport almakla uğraşmasın da. Uğraşmasın yani da fiyatını da teknik biliyordur olarak zaten uğraşmaz ama en azından ona ilişkin harçların, vatandaşların satın alma gücünün ne kadar üzerinde olduğuna dair bir kanaatinin olması beklenir. Doğru. O kanaat yok. Cumhurbaşkanı'nın o kanaati edinmesi ile ilgili aradaki bağ kopmuş ya da koparılmış. Evet. Ya %100 mesela aynı fikir. Şimdi iki tane çiftçi getirelim ekrana. Birisi ana muhalefet lideriyle konuşuyor. Bir tanesi de Tokat'ta Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşuyor. Bir çiftçi kaseti arkadaşlar. Bu
içinde bakın. 23 lira 24 lira bakın olur mu? Her şeye zam, 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 zam. Mahvoldu memleket, mahvoldu, bitti. Deponun haline bakın, yok, yok. Gübre olmuş 700 lira, 800 lira. Mazotun bitiyorsa 23 lira. Şey işimizi yapamıyoruz, bittik, biz bittik. Badem yiyormuş, manda yoğurdu yiyormuş, hurma yiyormuş, yulaf yiyormuş. Millet evine kuru ekmek alamıyor, kuru ekmek. İyiden. Şimdi işte pasaporttan Deniz dedi ya, haberi var mı? Harçlardan haberi var mı? Var tabii. Şimdi kendisiyle hani Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Kılıçdaroğlu'yla konuşan çiftçiden diyelim ki haberi olmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Tokat'ta kendisiyle konuşan çiftçi yüzüne karşı söyledi. Evet. Ya bu kadar halk, yani halkın psikolojisinden buna rağmen nasıl kopuyor yani? Yani bence bunlar artık biraz tekil örnekler olarak kaldı ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da anlıyoruz zaten çok hoşuna gitmiyor bu tür tepkilerle karşılaşmak. Markete, alışverişe, halkın arasına çok fazla sık karıştığını artık görüyor muyuz Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı'nın? Epeydir gitmiyor. Eskisi tarım kredi kooperatiflerinin değil. Şeylerini alışverişe giderdi mesela, gitmiyor. Evet. Ya bir de orada Tokat'ta şöyle de enteresan bir şey oldu. Dedi ki ya işte dedi ben talimat verdim, Tokat'ta hayvan varmış. Ya madem neden ithal ediyoruz? Buradan alın işte, Tokatlı üreticinin. Alalım o zaman bundan. Ama bir yandan da Uruguay'dan getiriyoruz. Hayır onu diyorum. Evet, iki sene önce işte getirilmedi mi? Neydi? Onun orada Anguslar, Tokat'ta da söyledi yine. Evet. Niye getiriyoruz söyledi. Dedi. Evet. Niye getir? Tamam ama iki sene önce alkışlarla işte geliyor Anguslar, bu iş çözülüyor falan diye. Hayır sanki çok başka bir oldu, başka bir hükümet mi vardı iktidarda? Tamam kendileri bu politikayı uyguladılar. Et ithal edeceğiz, şimdi, fiyatı aşağı çekeceğiz diye. Şimdi diyor şaşırıyorlar. Aa niye ithal et? Kim ithal etti kardeşim bu etleri ya? Niye ithal ettiniz ya? Ve nerede o etler? Allah Allah çok şimdi enteresan. Şimdi bu şeyde ben bugünlerde bir kitap çalışması yapıyorum. Biraz 90'ları bakıyorum. Hep Cumhurbaşkanı diyor ya Turgut Özal'ı rehber alıyorlar. Rehber aldıklarından. Şimdi Turgut Özal tam o Körfez Savaşı sırasında, sen de iyi bilirsin Doğan, kitap yazdın yani onun üstüne. O konuşulurken diyor ki Özal bir demecinde, ya bu Saddam'ın diyor çok büyük bir eksiği var diyor. Etrafında yanlış yapıyorsun diyen danışmanları yok diyor. Gazeteler yazmış, manşete filan çıkmış. Diyor ki yani Saddam diyor yoksa diyor akıllı bir adam, zeki bir adam da etrafında ya yanlış yapıyorsun diyenler yok diyor. Hani Cumhurbaşkanımız da hep Özal'ı örnek alıyor ya, öyle bir aklıma geldi, söyleyeyim dedim. Ya bu arada rejideki arkadaşlar hesap yapmış, okuyabilir miyim? Oku. Teşekkür ediyorum. Manda ile ilgili. Manda ile ilgili. Manda ile ilgili. Bana da gönderdi, evet. Diyor ki 180 bin manda varsa diyor eğer ve bir manda 10 litre süt veriyorsa 85 milyon ülkede kişi başına 20 günlük gram. 20 mililitre. 20 mililitre. Evet. 20 mililitre, evet. Yani bir şey damlalıkla evet. Şey yapacağız değil mi? Yani, ölçeceğiz. Tabii bir damlalık şimdi düşüyor. İyi 1 yani. Kilo yoğurt için herhalde 6 litre süt kullanmak gerekiyor. Artık yani damlaya damlaya manda yoğurdu olur. Kaşık hesabı bütün, yaparsak bir çay kaşığı yani 6 mil 20 mililitre bir çay kaşığı yani. Bütün bunları yaşıyor ülkemiz, memleketimiz de kasanın başındaki adam piyasada yok. Maliye Bakanımız Sayın Nebati nerede? Hazine ve Maliye. Hazine ve Maliye Bakanı. Hem Maliye'nin evet. Başında. Nerede? Bilmiyorum. Belki, ya dün enteresan bir şey oldu. Ben belki işinin başındadır. Söyleyeyim size, oradan devam edin. Dün ben de şaşırdım ya, akşam ne oluyor diye. Ben hep Twitter'dayım ya sürekli. Böyle bir Nurettin Nebati şeyi çıktı. İşte Sayın Bakanımız ne kadar çok çalışıyor. Sayın Bakan helal olsun. Yani böyle bir hani arada böyle bir şey çalışmaları oluyor ya. TT çalışmaları, bir isim üzerine çalışma oluyor. Daha önce konuşmuştuk burada da CHP'nin raporu üzerine. Çeşitli medya ajansları var bu işi yapan medya ajansı. Hani onun gibi böyle bir ajans işi gibi. Sanki böyle botlar üzerinden, yazılımlar üzerinden atılmış gibi. Böyle Sayın Nurettin Nebati övücü. Böyle bir tweetler serisi oldu bir bu akşam. Akşam bir ara. Bilmiyorum niye ne oldu hiç anlamadım ben. Mehmet Şimşek'in adının çıkmasından sonra mı başladı? Öyle mi? Bir de bir gelişme daha oldu. Bu Türk Telekom'a Türk Varlık Fonu en büyük hissesini satın aldı ya. Ona devredildi ya. O hikayeyi de belki Çiğdem'in bir ara anlatır. Türk Telekom hikayesi başlı başına bir hikaye, döndü dolaştı devlete geri geldi. Şimdi eskiden Türk Telekom'un yönetim kurulunda Nurettin Nebati varmış. Ancak şimdi yapılan son değişiklikle, yani bu Türk Varlık Fonu'na devredilince Nurettin Nebati yönetim kurulundan çıkmış. Onun yerine Yiğit Bulut gelmiş. Bir de ya yani onun yerine değil de Nurettin Nebati yok ama yeni yönetim kurulunda Yiğit Bulut var şimdi. Yiğit Bulut ilk kurulduğunda da, evet. Varlık Fonu'nun başında varlık fonu, mıydı? Evet, Varlık Fonu'nun yönetimindeydi. Yönetiminde şimdi işte Türk Telekom'un da yönetim kuruluna girmiş. Nurettin Nebati yokmuş yeni yönetim kurulu. Ekranlardan tamamen uzak kaldı. Birisi konuşma mı dedi artık
O birisindeki mi olduğunu düşünüyoruz. Ha? Olabilir. Programlarda artık görmüyoruz. Ya da Mehmet Ali Mehmet Şimşek'in ismi çıktıktan sonra mı Çiğdem? Bence alından... kendisini tutamaz. O yakında konuşur. Konuşur mu? Konuşur. Ya şimdi bu programdan sonra özellikle konuşur. Belki de şu an izliyordur bizi. Ne diyorsunuz? Sayın Nebati izliyorsa, Sayın Bakan Nebati yani izliyorsa konuşur. Bu yönetim kurulu demişken arkadaşlar mağdur olan bir kesim daha var. Devlet bankalarında yönetim kurulunda olan isimler var. İktidarın işte eskiden bakanlık yapmış. Evet huzur hakkına çok az zam yapmışlar. %20 yani. Neredeyse sendikanın açlık sınırında zam yapmışlar. Bize düşen yani onların. Böyle 3 maaş 5 maaş lazım. Alan kişilerin de hakkını savunuyorsun şu anda. Tabii savunmamız lazım. Yani çok mağdur oldular. %20 zam yani bu dönemde. Bu ayrıca Sayın Nebati mesela bu zamla manda yoğurdu yiyemezler. Kestane balı yiyemezler. Nasıl şifa bulacaklar? Şifa bulamazlar. Nasıl şifa bulacaklar? Bir de Sayın Nebati galiba aile şirketinin yönetim kurulunda mıymış hala? Kayyuma devretmemiş mi? Böyle haberler de çıkıyor. Yani bir yandan yani, Hazine ve Maliye Bakanı olacaksınız, bir yandan da bir şirket yönetiminde olacaksınız. Onlar eski standartlarda, biz onlara eskiden çok dikkat ederdik de epeydir bakanlar şirketlerden geliyorlar. Birçok şirkette yöneticiliği olan bakan var. İşte İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da sigorta şirketi var. Hala onun yönetiminde. Oradan ayrılmış değil. Onlar ayrılmış değil. Yeni sistemde değil mi? Şimdi eski, çünkü normalde milletvekilleri bakan oluyordu. O zaman... Onun bir şeyi var değil mi? Yani devam yani ettiremiyorsun. Yani şöyle yani devrediyorlardı. Kesin bir yasak yoktu ama şirketlerle güncel şeylerini, bağlarını devretmeyi uygun görüyorlardı bakanlar şey açısından. Şey yani etik olarak etik böyle olarak. Bir yasa. Aslında demek ki bu yani yeni bir sistem olacaksa muhtemelen ya bu da bir ders olsun değil mi? Bunun bir yasayla düzenlenmesi lazım. Oluyor bu. Aslında şeyde var yani... Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem bildirgesinde bu var. Siyasetin finansmanı ve siyasi etik yasası. Evet şirketlerle ilgili. AK Parti'de de arkadaşlar biliyorsunuz Sayın Davutoğlu bunu getirmeye kalktı. Siyasi etik bunu yasası, kendisi de söyler. Bunu getirmek ettiler. İstediğim için. Yani Ve Ali Babacan. Kendisinin yönetimden uzaklaştırılma, başbakanlıktan uzaklaştırılma sürecinin faktörlerinden birisinin biri bu. De bu. Bu oldu. Kendisi de söylemişti. Hatta o zaman yansımıştı da yani Sayın Erdoğan'ın tepkisi ilçe başkanı yapacak insan bulamazsınız. Evet. Olmuş kulis haberlere göre. Evet. Yani bu durumda gördüğüm kadarıyla bir haftadır ekranlardan uzak olmasında bir şey var yani Sayın biraz rahatsız. Efendim? Biraz rahatsız idi. Öyle mi? Bir bilgin yani. Var mı? Paylaş Deniz. Yani geçen hafta da söyledim ya bir sağlık sorunu var. Ciddi ama mi? Büyük bir şey değil demiş. Geçmiş olsun ya, diyoruz. Onu bilmiyorduk. Geçmiş olsun. Yani onu bilmiyorduk. Anladığım kadarıyla bu aralar ne olduğunu anlamak için sıkça doktora gidiyor. Yani bu sağlık işi biliyorsunuz. Tabii başka yani. Bir şey. Yok, sağlık işi ciddi. Başka tamam. Bir şey ama kestik yani. Tamam. Evet yani buradan da geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim kendisine. Ama bizim bir dikkatimi çekti yani bir haftadır özellikle son bir haftadır. Ben Mehmet Şimşek'e hep Mehmet Ali diyorum. Mehmet Şimşek'e bağlıyorum yani onun isminin çıkması vesaire. Acaba böyle bir şey mi oldu da? Mehmet Şimşek'in gelmesi imkansıza ya yakın. Ya şöyle bir kere. Niye gelsin? Tabii niye gelsin? Şöyle o da zaten bir şey var. Ya bırakması için Cumhurbaşkanı'yla çatışması lazım. Yani çatışması derken fikir ayrılığı lazım. Lütfü Elvan niye gitti? Fikir ayrılığı fikir vardı. Ayrılığı için ne gerekli? Efendim? Fikir ayrılığı için. Fikir sahibi olmak. Oradan sordu zaten. Senden o cevabı almak için sordu. Dolayısıyla yani Sayın Nebati'nin gitmesi için bir zemin yok yani. Ama bir taraftan da Mehmet Şimşek'in adı çıktığına göre demek ki Cumhurbaşkanı... Hayır, Cumhurbaşkanı'nın sorunu Nurettin Nebati ile anlaşamamak değil ki. Ekonomide bir çare bulabilir miyiz? Bizim yapamadığımızı başka birileri yapabilir mi? Gibi bir arayışa girmiş olabilir. Yani Lütfü Elvan gibi efendim ben bunun altına imza atmam diyen bir Hazine ve Maliye Bakanı yok ki şimdi. Niye alsın görevden? Yani bir bakan affını istediğinde Cumhurbaşkanı'nın istediği bir şey yapamadığı için ya da yapmak istemediği için istiyor. Dolayısıyla böyle bir durum yok yani. Nebati de Cumhurbaşkanı da gayet uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Herhalde ilerleyen zamanlarda belki bu meseleye daha çok gireriz bu Ethem Sancak falan konusu üzerinden ama. Gireceğiz tabii. Şimdi onu diyeceğim. Aslında ben gene bir şey bekliyorum. Böyle bir ekonomi politikası da bir U dönüşü.
dış politikada da bir U dönüşü. Ona bağlı olarak Nurettin başladı zaten. Başladı. Ona bağlı olarak Nurettin Nebati giderse de ben de şaşırmam. Çünkü bu Cumhurbaşkanı için bir sorun değil. Yani mesela muhalefet partileri için hani onların seçmenleriyle ilişkisi daha farklı olduğu için bir tutarlılık bekliyor seçmen, bir devamlılık bekliyor. Cumhurbaşkanının böyle bir sorunu yok. Yani bugün buna işte beyaz deyip yarın siyah derse seçmeni aynı şekilde ikna edebiliyor. Onun için ben şaşırmam. Yani birdenbire Nurettin Nebati gider, daha farklı bir faiz politikası falan uygulanmaya başlarsa ben şaşırmayacağım kendi adıma açıkçası. Bilmiyorum yani bekleyip göreceğiz. Bir şey bildiğinden değil. Ama his yani sanki öyle olabilecek gibi sinyaller geliyor bir geliyor yandan öyle. Da onun için. Şimdi reklama gidiyoruz. Ben. Değil mi? Konuşuruz reklamdan sonra. Evet, reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra her zamanki gibi kesintisiz gideceğiz. Reklamdan sonra neleri konuşacağız? Az önce işte Nevşin de bahsi açtı. İktidara yakın iş insanı Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde verdiği bir konferansta Amerika bizi iktidara getirdi diye bir cümle kullandı. Başka cümlelerde kullandı. Sonra da Parti Disiplin Kurulu'na verildi. Bugün de Deniz'le konuştu. Deniz Zeyrek'le konuştu. İstifa etmiş. Onun ayrıntılarını konuşacağız. Sanatçı Beren Saati Ankara'da düzenlenen iklim değişikliği zirvesinde iklim elçisi plaketi verildi. Eşi Kenan Doğulu ile birlikte gitti. Kürsüde bir konuşma yaptı ve ardından da hedefe kondu. Onu konuşacağız. Çiğdem Toker bir haber yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vakıflara giden paralarla ilgili. O bir yargıya taşındı. Yargıdan sonra bir şeyler oldu. Çiğden de birilerinin bir kesimin hedefine kondu. Vakıflar için yapılan harcamaları. Evet, onu konuşacağız ve baskın seçim mi geliyor? Bunu konuşacağız. Kesintisiz gideceğiz reklamdan sonra. Bizden ayrılmayın. Evet, kesintisiz devam edeceğiz. Artık reklam yok. Uzun bir süre pek çok konuya değineceğiz. Etiketimiz şaka gibiydi. Bir izleyicimiz diyor ki Doğan Şentürk, Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen bunu uygulamamamız şaka gibi. Zeytinliklerin yok edilmesinde ısrarcı bir sistem var diyor. İklim Anlaşması'ndan açmışken konuyu biraz sonra az önce reklam öncesinde anons ettiğim gibi Ankara'daki iklim toplantısında Beren Saat'in yaptığı konuşmalardan sonra hedef oldu. Eşi Kenan Doğulu da vardı. Fakat ondan önce Ethem Sancak meselesine gireceğiz. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi iş insanı Ethem Sancak AK Parti'den ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ethem Sancak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir konferansa katıldı ve Amerika Birleşik Devletleri isteğiyle iktidara geldik demişti. Son olarak da Moskova'da Ukrayna'ya satılan siyahlar için böyle kullanacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz, S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız demişti. Ve ondan sonra da hakkında disiplin soruşturması başladı İl Disiplin Kurulu'nca. Bugün Deniz Zeyrek sanıyorum programdan önce Ethem Sancak'la konuştu. Evet. Ne oldu mesela Ethem Sancak Moskova'ya da gitti. Bu hatta Putin'le Ukrayna meselesi konusunda Doğu Perimçek'in heyetiyle birlikte. O iş için gittim dedi. İş için gittim dedi. Evet, yani Ruslarla iş yapıyoruz dedi. Onun için gittim. Bununla bir ilgisi yok dedi yani. Yani gitmemiş, görüşmemiş. Peki Doğu Perimçek... Hayır, oradaki anladığım kadarıyla iş adamları derneği böyle bir şey için girişimde bulunun gibi bir talepte bulunmuşlar kendilerinden ama anladığım kadarıyla ziyaretin nedeni böyle bir ara bulmuş. Peki Sayın Perimçek'le aynı anda gidilmedi mi oraya? Yani Ethem Sancak eski aydınlıkçı biliyorsun. Ya evet ama yani bu iş için gitmemiş anladım yani. İş yapıyor, iş yaptığı için gitmiş yani. Şeyi ne diyor Deniz? Disiplin kuruluna verilmesini. Medyadan öğrendim diyor. Evet. Yani basından öğrendim dedi. Ben zaten dedi elime eteğimi çektim dedi. Bol bol kitap okuyorum, kapandım dedi. Partinin 8 bilmem kaç milyon üyesinden biriyim dedi. Öyle çok önemli bir adam değilim dedi. Ben eski şeyi de hatırlattım. BMC'den de hani bırakmıştınız. Ben bıraktım dedi. Onlar almadı. BMC'yi de sizden almışlardı dedim. O bir şey hatırlatmak lazım. Sen bitir yani de. Geleceğim Murat sana da. Biliyorsunuz BMC'nin de sahibiydi. Bir Rizeli bir ortağı vardı galiba. Evet. Tosyalı. Yok. Tosyalı sonradan... Sonradan mı geldi Tosyalı? Hayır. Rizeli zannedersem Cumhurbaşkanımızla aynı köylü bir ortağı vardı.
BMC onlarındı ve Arifiye Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılarla birlikte devralmışlardı 25 yıllığına. Sonra ne olduysa BMC'yi Ethem Sancak'tan alıp Tosyalı'ya verdiler. Ben çıktım, ben bıraktım dedi onu da. Yani anladığım kadarıyla AK Parti ile pek yıldızı barışık değil. Kırık Kalpler Sokağı'na bir sakin daha mı geldi yani? Ben öyle anladım konuşmadaki tondan. Murat, bu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çok ilginç bir laf. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin... Bir de Atatürkçü Düşünce Kulübü'nde konuşuyor. Evet, Atatürkçü galiba. Düşünce Kulübü'nde biz Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle ve desteğiyle iktidara geldik. Valla isteğini bilmiyorum, onu kendileri bilir ama... Halkın desteği olmasa herhalde zor gelirlerdi iktidara. Yani halkın oyu olmasaydı zor gelirlerdi. Bu nasıl bir kibirdir yani bu lafı söylemek? Ciddi söylüyorum. Yani bunu Sayın Sancak düşünmeden mi söylüyorsun? Ben bunu duyduğum zaman böyle düşündüm. Yani kendi seçmenine de saygısız. %34 oy almış bir parti. Tamam, Amerika öyle istiyor diye o kadar oy almadı herhalde yani. Halk oy verdi de onu aldı. Yani bu nasıl bir kibirdir? Önce bu. İki, orada şöyle bir şey kuruyor. İzlek kuruyor yani. Amerika'nın isteğiyle, desteğiyle seçildik. One minute'le dedik, kızdırdık Amerika'yı. Aramıza Fethullah'ı ajan soktular. Sonra da birden ne alakası varsa NATO baş şeytan diyor mesela. Yani şu anda hani Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği ne varsa tersine. Bunu belki hani Erdoğan'ın politikası başka türlüyken, ne bileyim, bir sene sonra anlamı var. Önce özür dilerim. Vardı belki anlamı bu söylediklerinin, şimdi çok ters. Ama Deniz'in dediklerine ek bir iki bir şey söyleyelim. Bakın, Altay ana muharebe tankı ne zaman çıkacaktı piyasaya? Yani ne zaman geçti, paletler dönecekti? Önce. Hayır, önce 2010 hedefi koyuldu. Tabii. 2010 hedefi koyuldu. Koç o grubu, çok eski bir hedefti. Evet, ondan sonra Koç yenilendi grubu o şey hedef. Sonra yıl önce geldi. Alındı. Nereye verildi? Ethem Sancak'ın BMC'sine verildi. Oldu mu? Olmadı. Sonra hangi hedefi koydular? 2018 hedefi i̇şte koydular. Tamam. Oldu mu? Olmadı. Ortada duruyor. Hala maketi var ana muharebe tankının. Kendisi yok. Sonra muharebe uçağı. Milli muharebe uçağı. Doğru. Tamam mı? Orada kim uğraşıyordu? İşte Kale grubu uğraşıyordu. Rolls Royce'la. Şimdi bunlar, bu reklama girmez herhalde. Milli savunma işleri bunlar. Elbette. Yani. Ondan sonra... Onu da almak istediler elinden. BMC'ye vermek istediler. Fakat Rolls Royce dedik, kardeşim bu benim lisansım, ben bunu istediğime veririm. Sizin keyfinize göre veremem. 10 yıldır da çalıştığımız bir proje dedi. Sonunda galiba onların dediği oluyor. Tabii onların dediği oluyor. Onların dediği oluyor. Yani beraberdik. Peki ne oldu da bu, o toplantıda evet. Beraberdik. Peki ne oldu da mesela bu ayrılık rüzgarları, mesela son 2 gün... Son 3 neden açılmış olabilir? Yani Sancak Erdoğan arası neden açılmış Doğancı, olabilir? Doğancığım, şu, şimdi bir genel çerçeveyi çizelim. Pasta büyükken herkes ondan bir pay alıyor. Ama pasta küçülüyor, pay almak isteyenler artıyor. O zaman birileri dışarıda kalıyor. Yani ben bunu bu şekilde görüyorum. Yok, basit bir denklem aslında. Ve pay bir de, kapabilenler azalıyor ve en yakındakiler. Yani sayın yani oligarşik yapı oluşuyor yani. Sayın Sancak, oligarşik yapı sayın oluşuyor. Sancak şimdi pastadan dilim alamadığı için mi köprüleri attı? Ya bir de işin bir kibir boyutu var. Bence bunları söylemek hakikaten bir kibir işi yani. Amerika istedi, biz seçimi aldık. O kadar %34 milyonlarca seçmen o zaman Amerika'nın isteğiyle mi oy kullandı? Yani hakikaten bu şey artık yani dağılma diyorum ya, dağılma, bu dağılma işte. Dağılma bu yani. Gerçekçi. Amerika yani AK Parti yeni iktidara geldiği zaman tezkere meselesi. Amerika geçsin evet, istiyordu. Evet. O geçmedi. O nasıl hiç o zaman hani şeyse. Ya burada yalnız şöyle bir tarafı da var. Söylediklerinize katılmakla beraber. Burada yani anladığım kadarıyla şimdi içinde bulunduğu Türkiye'nin ekonomik sıkışmışlık durumu Türkiye'yi, hükümeti bir politika revizyonu yapmaya zorluyor. Dış politikada da bir yandan gördüğümüz o. Şimdi işte bu Rusya, Çin'e yakınlaşma, Şangay Beşlisi'yle bir şeyler olur mu falan. İşte Orta Doğu'da, Orta Doğu'yu yeniden tahkim etme, Müslüman kardeşler liderliğinde Türkiye'nin başını çekeceği yeni bir Orta Doğu falan, bu proje tutmadı. Ve Türkiye finansal olarak da bayağı çakıldı. Şimdi bu, şimdi ne yapacaklar? Bir U dönüşü yapmaya çalışıyorlar. İşte yeniden bu Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası da transatlantik ilişkiler yeniden şekillenirken bunun dışında kalmak istemiyor Türkiye anlaşılan. Şimdi hükümet de bu dalgaya binmek istiyor açıkçası. Doğrudur, yanlıştır, o ayrı konuşulabilir, tartışılabilir. Yani bence Türkiye'nin başka da yapabileceği de bir şey yok. Çünkü öbürü
maceracılıktı yani. Bu Şangay Beşlisi'ymiş de Çin'le bilmem ne olacakmış da. İşte Ethem Sancağ'ın dediği biz İran'la müttefik olacakmışız da mutlu yarınlara koşacakmış falan yani. Bunlar ciddiye alacak şeyler değil ama. Bu biraz zaten boşluk doldurmaya dönük bir ama, biraz daha. Ama bu, tam bu, yani bildiğimiz bir... üçüncü dünya teorisyenleri evet, ama bunlar. Ama 15 Temmuz sonrası böyle bir dönem de yaşandı. Böyle bir dış politika güdüldü. Yani Rusya'ya yakınlaşma falan olmadı. Şimdi eski ayarlarına dönmeye çalışıyor Türkiye. Zannedersem yine şimdi biz bu hükümetin de öyle bir şeysi var. 2-3 yılda bir müttefik değiştiriyor. Siyaset değiştirirken müttefik de değiştiriyor. Bazı ortaklıklar bozuluyor. Yeni ortaklıklar kuruluyor. Bence çark felek gibi dönüyorlar. Ne denk gelirse o. Olabilir. Herhalde yani yine an, öyle bir sürece o giriyoruz. O an öyle. Mesela işte 15 Temmuz dedin. İşte FETÖ'ye destek verdiği için evet. Amerika ona karşı bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Moskova'ya yanaştılar. Şimdi işler düzeldi. İşte İsrail'i biliyorsun Davos'ta Van istedi. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı'na yanaştı. Böyle savrulma. Evet. Şimdi onun için Ethem Sancak'la da bence işin böyle bir tarafı da var. Yani Doğu Perinçek de çünkü. Geçen gün şey dedi, hükümet çok yanlış yapıyor, büyük bir fırsat kaçıyor dedi. İlk kez hükümeti böyle eleştiriyor Doğu Perinçek uzun bir yerden sonra. Herhalde yine yani bazı ortaklıkların bozulduğunu, yeni ortaklıkların kurulduğunu göreceğiz. Bakalım bu sefer şanslı grup kim? Bakalım. Yani aslında, aslında Doğu Perinçek'te şeyde Ethem Sancak'ta orijinal çizgide duruyorlar. Doğru. Yani tabii değişen onlar değil. Yani Mao'cu çizgi mi? Tabii. Hangi tabii. Orijinal? Evet. Ama şimdi Avrasya şöyle. Işte otantik yani, belki de. Hükümet bir dönem Deniz, öyle göründü. Onun için birlikte göründüler. Deniz, Doğu Perinçek için öyle diyebiliriz de. Yüzünü Amerika'ya, Batı'ya döndü. Doğu Perinçek için öyle diyebiliriz de. Sayın Sancak'ın işte bu az önce Murat'ın da söylediği ticari ilişkiler. İşte biliyorsun bir dönem hükümete yakın medyayı aldı. Daha doğrusu kendisine verildi. Medya patronu oldu. Oradan yaptığı doğru, yayınlar. Doğru onu unuttum. Oradan yaptığı yayınlar. Yani orada bulunduğu çizgide duruyor demek bence çok bir iddialı ara, bir ara şey yani. Diyordu. Bir ara şey bu. Diyordu değil yani, mi? Erdoğan'a aşk duyduğundan filan söz etti. Tabii tabii çok ileri cümleleri var ya. Ya işte tam bağımsız Türkiye şeyiyle Erdoğan'ı tam bağımsız Türkiye biz de diyoruz kardeşim yani. O... Hayır şey yani ideolojik çerçevesiyle ticari çerçevesi ayrı kanallarda ilerliyor yani. Sizin anladığınız tarzda bir kapitalizm, sosyalizm, devletçilik falan tanımı yok. Evet. İdeolojik olarak Mao'ya sempati duymaya devam eder. Üçüncü dünyacı olur ama ekonomik olarak kapitalizmin her türlü fırsatından faydalanır. Bu yeni eskiden nesil, eskiden bir AK Partili tanımı yani. Eskiden bir tabir vardı 80 öncesinde. Kesesi Washington'da, gönlü Moskova'da diye. Sen de böyle şey gibisin, ansiklopedi gibisin. Öyle ya. Nereden aklına geldi? Şimdi o kadar çok konu var ki sevgili izleyiciler, yani oradan oraya geçiyormuş gibi değil. Gerçekten bu hafta çok yüklüyüz yani, çok dolu. Şimdi Ankara'da bir iklim değişikliği zirvesi yapıldı. Sanatçı Beren Saat İklim elçisi plaketi verildi. Eşi Kenan Doğulu ile beraber katıldı. Fakat orada bir konuşma yaptı törende. Ondan sonra da hedef tahtasına kondu. O konuşmaya bir bakalım ve onu konuşalım biraz. Ankara Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenci olduğum yıllarda başörtüsünün üzerine peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu. Ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok mutlu olduk. Fakat sonrasında kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor, eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde köprülere yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor cevabını aldık. Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde yüzümüz hep batıya döndük, şimdi birazcık da doğuya bakalım denildi. Bu kadar devlet bürokrat yakalamışken ben şunu söylemek istiyorum. Gece 12'de bitmek zorunda olan müzik yasağının kalkmasını rica ediyorum. Yetkililere sesleniyorum. Bütün müzik camiası, bütün emekçileri çok zor durumdalar. Şimdi Nevşin, bakanlar, bürokratlar orada. Evet. Beren Saat kırmadan, dökmeden, gayet nezaketiyle. Aynen. Fikirlerini söylemiş. Fikir özgürlüğü kapsamında her şeyi söylemiş. Fakat bir anda böyle bir sosyal medyada linç edilmeye başladı. Bu yalnız Beren Saat iki karı koca ikisini çok tebrik ediyorum. Neyse söylemişler açık evet. Açık. Bu kadar açık konuşmak maalesef uzun zamandır Türkiye'de yapılamayan bir şey. Yalnız Beren Saat bak uzun yıllardır Gezi zamanından beri aklındaki neyse hakikaten uygun bir dille söylüyor.
Gezi'den bu yana. Bakın uzun yıllardır var mı dizilerde Beren Saat? Yok. Netflix projelerinde var sadece. Onun doğru. dışında yok Beren Saat. Ama yani ya kardeşim benim bana da hiç projede yer vermiyorlar. Dur işte bir takım stratejik iftarlara katılayım. İki işte böyle vatan millet Sakarya usulen bir şey diyeyim falan. Hiç o işlere de girmiyor hakikaten. Haza hanımefendi işini yapıyor. Çizgisi neyse o çizgisini de sürdürüyor. Ben bu nedenle tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir noktaya değinmiş. Ya bir de Beren Saat'in dillendirdiğini az önce dediğin gibi yani resepsiyonlara şeyde Beştepe'deki resepsiyonlarda Cumhurbaşkanı'nın yanından ayrılmayan insanlar bile artık eleştiri getirmeye başladı. Yani doğru hafta içi okuduk işte Şafak Sezer zamlardan doğru. şikayet ediyormuş. Evet, i̇şte Uğur Işılak domburacı. Evet. Ya Uğur Işılak'a ben inanamadım ha. Yani. Evet. Değil mi? Şaşırtıcı. Evet. Yani en şaşırdığım o oldu yani. Yani. Ama işte şuna bağlayabilirler. Tabii devamı da yani. İşte bu zamlar oluyor işte çünkü bizi kıskanıyor batılılar. Dış güçler zam dış yaptı. Dış güçler dolara zam yaptı falan da diyebilirler. Hani onun devamını görmek devamını lazım. Devamını görmek onun lazım. Için... Bu Beren Saat pardon bitti. Tabii. Yani bana en ilginç gelen şeylerden biri bu Eko İklim Fuarı aslında. Zirve fuar demişler adına. Yani hani bir tane çevreci örgüt sizin yoktu mesela. Sizin yazınız da çok güzel bu fuarla ilgili yetkin reporttaki. Teşekkür kaleminize ederim. Sağlık. Teşekkür ederim. Burada yalnız Beren Saat'in bu sözüne ilk tepki gösteren RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin oldu. Niye olabilir diye düşündüm ve hemen şey yaptım. Televizyonlar bunu haber yapmasın. Gözdağı veriyor. Aman. Televizyonlara gözdağı. Aman sakın ha diyor. Aman sakın bunu evet. haber tabii, sakın, yapmayın. Sakın bu konuya girmeyin. Evet. Önden. Evet. Tabii. Acaba ayağınızı denk alın. Hani kendisi mi bu inisiyatifi almıştır yoksa AK Parti üzerinden mi almış yani, bilmiyorum işte ben. Onu tabii. bilmiyoruz tabii. Günahını almayalım. Evet. Fakat gerçekten bir önleyici atış yani. Aman ha bak bunu haber yapmayacaksınız diye bir yerlere bir televizyon sakın. Sonra Beyaz TV'de bir şey magazin programında ismini unuttum o bir beyefendi var ya eskiden oyuncu muydu şimdi yorumcu oldu. Magazin programı gibi bir şey var ama siyaset konuşuluyor. Yani. Enteresan bir program. Orada bayağı böyle Beren Saat'in üstüne gittiler. Sonra Twitter'da bazı böyle hükümete yakın isimler Beren Saat'i Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde oynadığı için evet. oradaki rolü üzerinden sen zaten olmaya, hafif meşrep evet. bir kadınsın falan diye böyle bir acayip yani troll aktiviteleri de sosyal medyada çok acayip. Hiçbir mantık silsilesi yok. Çok vallahi garip. Beren Saat'in yanındayız. Sezen Aksu'nun yanında olduğumuz gibi. Elbette. Sedef Kabaş'ın o dönem yanında elbette, olduğumuz elbette. Gibi. Tarkan'ı da unutmayın. Tarkan'ın olduğumuz gibi. Yani sözünüz arkadaşlar vakti saati gelmiş bir sözün söylenmesini engelleyecek hiçbir şey dünya tarihinde daha bulunmamıştır. Muratcığım. Evet. Söz lafını bulur çıkar bir yerden. Katılmaya da bilirsin fikrine. Evet. Ama biz burada fikir özgürlüklerinden, fikir hürriyetinden yanayız. Ne diyorum? Ayrıca ne demiş ki ya? Evet. Yani hayır. Katılıyorum. Evet hayır katılıyorum. Hayır yani. Katılmayanlar için söylüyorum. Hayır, buna da tahammül edemiyorsanız ya artık. Elbette Deniz. Yani... Onun için söylüyorum. Yani Voltaire'in sözü var işte. Seninle aynı fikirde olmasan bile senin fikirlerini engelleyecek insanlara karşı seninle birlikte savaşmaya hazırım. Savaşmaya hazırız yani. Ya söylediği şey de çok... katılınmayacak bir fikir de değil ki ya. Yani... Neyine katılmıyorlar mesela söylediğini? Tabii. Neyine katılmıyorlar? Tabii, ya doğru. elbette. Gayet nezaketle, gayet şeyle duygularını da getiriyor. Diyor, kadına yönelik şiddet diyor yani. Bir hassasiyeti dile getiriyor ve milyonlarca insanın her gün yaşadığı bir durum bu hassasiyet yani. Elbet. Şimdi bizim hoşumuza mı gidiyor işte kadınların başına gelenler o şiddet, cinayet vesaire falan? Ya da bunu dile getirdi diye bir kadını niye linç edersiniz ki yani? Evet değil mi? Çünkü ya da niye hedef tahtasına koyarsınız? Ya bir de bozuyor. Bu yani öyle bir düzen kurulmuş ki yani birileri ateş ediyor. Sosyal medyadaki bu şey düzeni böyle. Ya yani belli başlı şeyler var, isimler var. Onlar şey tetik. İlk onlar ateş ediyorlar sonra ordu harekete geçiyor bir... Şey ne harekatı diyorlardı ona? Buruç. Buruç harekatı. Epeydir böyle ama. Yani 5-6 yani, senedir böyle. Ya kardeşim ve atılan mesajların da çoğu robot hesap. Yani şey yapar, retweet eden şeyler. Yani hiçbir anlamı yok. Ne memlekete faydası var ne şeye. Ha memleketin gündemi buymuş gibi gösteriyoruz. E ne oldu ki yani? Vatandaş kendi derdinde kim bakıyor Allah aşkına Twitter'da? Yani ben bazen hakikaten böyle aklım almıyor bu sosyal medya üzerinden yaptıkları çalışmalara. O koca koca adamlar, devlet adamları, devlet adamlarının akrabaları. Evet.
Yani oturuyorlar, işleri güçleri yok. Aa, tweet, 5000 retweet aldım, 3000 beğeni aldım. E ne oldu? Dön baba dönelim uçak kendi içlerinde. Tabii, tabii, uçak tabii. mı oldunuz yani? Bir de o çirkin uçak, değil uçak falan demişken, çok kötü. Efendim? O çirkin değil kullanılan yani, falan. Şimdi Deniz tam da pasa attı. Yani ya uçak, ben ayaklarınız yerden mi kesildi dememek için. Anladım canım. Uçak mı oldunuz? Yok yok iyi dedin. Yani uçak mı oldun iyi dedin çünkü başka bir yere pas attın. Hani şimdi ben bir yere pas atmadım. Şu gün, hayır hayır şu günlerde uçak deyince, İHA deyince, insansız hava aracı deyince, şey gidince Selçuk Bayraktar geliyor. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın abisi Haluk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu bir T3 vakfı var. Pek çok vakıfla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sivil toplum kuruluşları okul yurt faaliyet raporuna dayanarak Çiğdem bir haber yaptı. Çiğdem Toker. Yeni değil. Yeni değil. 3 yılı geçiyor. Yeni değil. Fakat bu haber daha sonra tazminat davası açtı T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar. Yok T3 Vakfı tüzel kişiliği olarak tüzel kişiliği açtılar. Olarak tabii açtı. Tüzel kişilik olarak sonra, açtılar. Sonra tabii bu davada bir sonuç çıktı. Yargı buradan hani yargıdan çıkan sonuç. Fakat o yargıdan çıkan sonuç ardından aynen Beren Saat gibi sosyal medyadan sevgili Çiğdem de hedef tahtasına kondu. Çiğdem şunu bir anlat bize. Bir izleyicilerimiz de şey yapsın. Niye bu tahammülsüzlük? Niye? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tazminat kararı kesinleşmiş bir karar değil. İşin en mühim kısmı bu. Bir istinaf aşaması var. Biz istinaf başvurumuzu yapmaya hazırlanıyoruz zaten. Yani onun karşı dava açacaksınız. O ayrı. O işin ayrı kısmı. Ayrı. Peki. Bu şu andaki davanın safahatı. Yani istinaf İçeriye başvurusu var. İçeriye bir girelim. Var. Haber... Ardından da evet. Şunu söyleyeceğim. Yargıtay aşaması var. Şimdi hal böyleyken kesinleşmemiş bir karar üzerinden vakıf yöneticileri birkaç ayrı hakaret unsuru içeren ve hedef gösteren sosyal medya paylaşımları yaptılar. Şimdi meselenin bu yönü bir hem yakışıksız hem çirkin hem de adil yargılamayı etkilemeye yönelik. Ben hukuk eğitimi aldım. Ona gelelim. Hakkında da çok fazla dava Çiğdem'dir. Açıldı. Bak bakın ben en önemli mesele bu. Ben adil yargılamayı hayır, hayır, bak bunu, etkileyecek bunu, bir bunu şeyden gazeteci olarak sevgili çok sakından bunu söyleyeyim. Söyle. Ama bu mesele şimdi dedik ya bu sosyal medya mesajları üzerine başladı. Doğru başladı da izleyicilerimiz de diyor ki sevgili Çiğdem Toker nasıl bir haber yaptı da bu isimler neden dava açtı? Ona zaten İstersen, gelecektim. Ona bir zaten gelelim. Evet. Gelecektim. Tabii şimdi bu 2019 yılı başlarında yazılmış bir yazı, birden fazla yazı. 2018 yılında İBB'de hazırlanmış bir rapor. Evet. Raporda ne? İBB yönetimiyle protokol imzalamış vakıflar. Şu an ekranda izliyoruz. Evet. Ve o protokollerin içeriğine uygun olarak dönemin İBB yönetiminin sağladığı hizmetler. Şu şey, raporun kapağı. Evet. Önce bu rapor yok denildi, asılsızdır denildi, gerçek dışıdır denildi, uydurmadır denildi. Sonrasında bu raporun İBB bilgisayarlarında hazırlanmış olduğu teftiş ben zaten biliyordum, teyit etmiştim de teftiş kurulu raporlarıyla da belgelendi. Önce işin bu kısmını söyleyelim. Burada davacı vakıf İBB'nin hizmet sağladığı ve bu hizmet karşılığında harcama yaptığı vakıflardan yalnızca biri. Çok sayıda vakıf var burada. Okullarla birlikte 847,5 milyon liralık toplam bir harcama var. Evet. Bu liste İBB'de hazırlanmış 2018 yılında. Yerel seçim öncesindeki yönetim tarafından hazırlanmış bir liste ve şey. Benim yazım buna dayalı. Yani İBB yönetiminin, çünkü kamu kaynakları, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını... Belgeli bir yani rapora dayalı. Bu hazır belgeli. Bunu hazırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir. İşte bu reddedildi. Fakat İBB. İBB. İBB'nin hazırladığı bir rapor bu. Tekrar göstereyim. Ve içinde de burada yer alan bütün vakıflara verilmiş olan hizmetler ve bunun karşılığında yapılmış olan harcamalar listelenmiş. Burada sorun davacı vakfın biz nakit yardım almadık, bağış almadık iddiası ve tezi üzerinde düğümlendi. Ben de ne yazımda ne de başka bir yerde bu vakfın nakit yardım ve bağış aldığını iddia etmedim ve yazmadım. Dava süresince de bunu zaten tekrarladık.
Dosyamızda var, her şey var dosyamızda. Hem bütün kanıtlar, hem bu rapor, hem bu raporun İBB'de hazırlandığı ilişkin teftiş kurulu raporu, belgeleri, her şey var. İstinafta da zaten bunu ve daha ayrıntılı olarak gerekli beyanları, aradaki fark bilgileri... şu mu? Yani şimdi ben bu çayı almak istiyorum ama para da vermek istemiyorum. İşte 3 lira. Geliyorum, sen belediyesin. Diyorum ki ya sayın belediye, ben bu çayı almak istiyorum hizmet olarak. Bunun parasını sen verir misin? Protokoller ya, yani çok genel hatlarıyla evet. Yani sadece davacı vakfı... Sen de belediye olarak bu çayı alıyorsun, bana veriyorsun. Davacı vakfa münhasıran söylemeyelim bunu. Yapılan protokollerin genel çerçevesi böyle, evet. Yani burada bir para aktarımı yok ama ben sonuçta buna vereceğim 3 lirayı... Evet, yani zaten senle... şunu da hemencik hızla sıralayıvereyim senin şeyinden, referansından yola çıkarak. İşte ulaşım, malzeme, yeme içme, tefrişat, bakım onarım, yer tahsisi, konaklama, beyaz gezi, personel desteği, spor malzemesi, eğitim materyali, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje, tanıtım, medya. Bu hizmet alanları bu raporun ikinci sayfasında. Yani ne tür hizmetler verildiğine dair. İBB yönetimi protokoller doğrultusunda bu hizmetleri veriyor. Bu hizmetler tabii karşılığında... Tabii şu anda o protokol de var elinde. Yani daha doğrusu hangi hizmetlerin verildiğine dair İstanbul Büyükşehir İçerik. Belediyesi'nin şeyi de var, yazısı da var yani. İçerik, evet. Yani evet. Bu protokoller yine AKP yönetimindeyken İBB yapılmış, imzalanmış. Bunlar gizli saklı değil, mecliste oylanmış. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde. Ya evet. O zaman bu, hani derler ya İngilizce'de patato patato diye yani. Şimdi tamam, para... bu şirkete münhasıran söylemeyelim. Yani genel olarak bu böyle yapılan. Tamam, direkt para vermiyor ama dediğiniz gibi mesela işte servis veriyor bilabeden. Ya parayı o veriyor, düdüğü o çalıyor. Bu kadar basit yani. Anlamaya çalışıyorum onun için. Veyahut da işte dediğim gibi yani size yani, servisi veriyor evet, diyelim. Evet şey. Evet, yani Deniz'in yani. De söylediği gibi ben bir vakıfım. İşte benim şöyle bir amacım var diyelim ki, öğrencileri okutmak gibi. Çocuklara flüt alıp çaldıracaksın mesela. Evet. Onun... Düdük diyelim, o vakfın amacı tabiriyle. Doğrultusunda, faaliyetleri doğrultusunda yapması gereken işlemleri ve harcamaları senin yerine imzaladığın evet. protokol doğrultusunda İBB yapmış. Protokoller evet. de ona dayalı. Evet. İBB de dayalı bu, ve ondan sonra yargıya gidiliyor. Bütün bu vakıflar üzerinden İBB de hizmet karşılığı olarak 847 milyon... Okullar da dahil, onu özellikle vurguluyorum. Okul spor salonları ekrana ve okullar da dahil. Ekrana bir daha getirelim sevgili arkadaşlar. Ekranda zaten. 847 milyon 592 bin. Evet, evet. Pardon. Evet. 847,5 milyon lira o dönem 2018. Evet. Ama bu geriye dönük olarak birkaç yılı kapsıyor. Yani sadece 2018 değil. Bu protokoller kapsamında zaten burada çok 15-20 tane vakıf var. Yani 20'ye yakın vakıf var. Onların tamamına ilişkin burada hangisine ne tür hizmetler verildiğinin renkli fotoğraflarıyla birlikte kalem kalem harcamalar şimdi var. Evet. Yani şimdi tabii Selçuk Bey'in tweet'i de ben şey yani ona geleceğim. Olarak çok ona geleceğim şimdi. Böyle bir şey evet. Ne gerek var ne ya? Şimdi, yaptığı işlerle ilgili işte yani. Gurur duyduğumuz yurttaşların destek işte savunma sanayiye katkısı dolayısıyla her zaman. Yani bir iş insanı şeysi. Evet. Ya abi, siz de gazeteci olarak hepimiz zaman zaman iş insanlarıyla karşı karşıya geliyoruz değil mi? Yani daha onlar bize dava açıyor. Biz neyse dava açılıyor ama böyle bir ciddi bir iş insanından yani hakikaten. Evet. Hiç böyle bir tweet görmezsin ya. Ve Çiğdem ya. Gibi işini titiz yapan bir hukukçu. Çiğdem Hanım'a yani. Orada yargıya gitmeden önce bütün o ayrıntıları eminim ki Çiğdem o titizliğiyle incelemiştir. Gazetecilik nezaketinin timsallerinden bir insan için, bir kadın gazeteci için atılan o tweet enteresan bir tweet. Yani... Gerçekten çok şık değil ve yakışıksız bir tweet. Yani. Yalnız Bayraktar'ların, bunu da söyleyeyim sonra size şey yapayım. Bayraktar ailesinin bu ara tweetlerle biraz başı belada. Şimdi Ukrayna-Rusya görüşmeleri yapıldı ya Dolmabahçe'de. Orada da Ukraynalı müzakerecilerden bir tanesi Podolyak var. Bunlar çıkmışlar Dolmabahçe'den. Hemen yakın ya Galata Port'a gitmişler fotoğraftan anladığımız kadarıyla Haluk Bayraktar'la beraber. Podolyak da oradan fotoğraf paylaşmış, tweetini atmış. Bir restorandalar, hangisi anlayamadım ama işte ikisini selfie çekmiş. Arkada da bar duruyor böyle, alkollü içecekler. O fotoğrafı paylaştı Podolyak. Sonra birkaç dakika sonra hemen sildi. Alkol görünüyor ya. KGB'de arkada. Görmedi onu. Hayır, KGB değil. KGB. Önemli değil. Herkes biliyor nereye gidiyor. Arkada alkol var abi. KGB falan KGB'yi değil. Alkol var diye. AK Parti sonra hemen başka fotoğraf paylaştı. İkisi arkada deniz manzarası var. Yani abi bu küçük hesaplara bak Allah aşkına. Arkada işte viski şişesi çıkmıştı falan. Evet. Komik buluyorum ben ya. Ya şimdi Türkiye'nin hakikaten çoğunun, büyük çoğunluğunun gurur duyduğu bir iş yapılıyor. Az önce onu söyledim. Evet. Şimdi bunu yapan kişilerin
böyle hani eleştirebilirler, dava açabilirler, haklarıdır. Ya gazeteci müsveddesi ne demek ya? Evet. Ne çok, demek Allah aşkına? Gazeteci müsveddesi ne demek? Ayrıca yani hani Çiğdem'le neredeyse ne kadar zamandır beraber gazetecilik yapıyoruz işte. Yani çok senelerdir. Söyleyelim mi? Söyle hadi sen söyle. 30'a yaklaşmıştır. Ya Çiğdem gazeteci müsveddesi değildir. Bak Çiğdem çok saygın bir gazetecidir. Araştırmacı gazetecidir. Elbette. İşini titiz yapar. Sonuçlanmamış bir dava içinde böyle gazeteci müsveddesi falan gibi hakikaten intikam kokan bir ne olur şey ya? Sonuçlansa ne olur? Sonuçlanmasa yani, da olur. Gazeteci müsveddesi ne demek ve yani? Ve buradan bu ya atılan tweetten yola çıkılarak bir de linç kampanyası evet, ya yani. Ama işte zaten bu şeyleri tetikleyenlerin biri de kendisi. Başka şeylerde de yapıyorlar bunları. Doğru. Yani o organizasyonları yani ne olacak? Ebediyen mi sürecek yani bu şey? Yani bir de hani bu itibar katmaz ki. Yani bu itibar katar bu bir şey değil. Bence bu bir ki. Seviye göstergesidir. Kendi, yani itibarlarını zedeleyecek bir şey bu neticede bu, yani. Bu tür ifadeleri millet sizle milyonlarca... gurur duyuyor işte bırakın gurur duymaya devam etsin. Yani şey bu nedir mi? Allah aşkına gazeteci müsveddesi. Milyonlarca insanın önünde bu tür ifadeleri kullanmak bir seviye göstergesidir. Seviye mi dedin? Seviye ama ne kadar olduğunu söylemedim yani. Evet. Seviye göstergesidir. Yani herkes kendine yakışan tweet'i atar. Ben öyle diyeyim yani. Şimdi bir şey daha söyleyebilir miyim? Son olarak bu konuyla ilgili. Bu vesileyle bugün meslektaşlarımız ve meslek örgütleri çok güçlü ve cesur bir dayanışma örneği sergilediler. Tümüne bütün meslektaşlara da meslek örgütlere de ben buradan teşekkür ediyorum. Kendi adıma değil, daha çok mesleğimiz adına gazetecilik, ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı adına. Her zaman, her koşulda yanındayız Çiğdem Peker. Meslek örgütleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı kimliğimle de bunu söylüyorum. Aynı zamanda mesai arkadaşım kimliğim. Teşekkürler. Şimdi tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugününe gelelim. İşte biliyorsun akaryakıta zam geliyor. Fakat ulaşıma zam isteyince Büyükşehir zam kabul edilmiyor. Bir anlamda hani bir köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Fakat bir yandan da eldeki kaynakları yani Büyükşehir Belediyesi'nin veya başka belediyelerinde kaynakları ellerinden alınmaya çalışılıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu kaynakları ki Büyükşehir Belediyelerini özellikle hedefleniyor burada. Büyükşehir Belediyeleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Erdoğan imzaladığı bir kararnameyle belediyelere ait müzelerin milli saraylara devredilmesi kararlaştırıldı. Ve bunların gelirleri de artık bundan sonra milli saraylara gidecek. Yani ne oluyor? Burada şimdi Sayın İmamoğlu'nu bir anlamda aslında hedef İmamoğlu gibi geliyor burada. Çünkü en çok müzesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet. Onun dışında var mı bilmiyorum. Antalya Büyükşehir, o Mersin var. O gelirlerin de büyük bir önemi var tabii İBB için, bütçe açısından. Burada bir İmamoğlu'na bir kulak verelim. Ondan sonra biraz da bunun üzerine konuşalım. Evet, evet. Gerekli. Evet. ABES'le işçi galiba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir alanın işte sarnıcın, müzenin Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararnamesiyle el konması tabiri caizse. El koymak bu. Böyle bir şey mümkün değil yani. Anayasaya aykırı. Türkiye'de en fazla bilet kesilen yer. Tabiri caizse göz koymak, böyle bir karar almak, ne Büyükşehir Belediye Başkanı yarın yerinde duracak ne de Cumhurbaşkanı yerinde kalacak. Herkes değişecek. Esas olan devlet prensibimize yakışan hareketleri yapmaktadır. Bunun yapılmadığını görüyoruz. Sadece şeye kontrol ediyordum. Sadece yere batan sarnıcının 50 milyon lira geliri var. Mahir Polat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi açıkladı. Sadece onun geliri. Belediyenin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümeti adeta İstanbul'u kuşatmak istiyor. Yani kuşatmak değil, batırmak istiyor bence. İstanbul'u batırmak, kuşatmak neredeyse. Yani benden çıktı yani ya benimsin ya toprağın. Kara toprağın. Şey kara toprağın, yapılacak felsefesi. Gibi böyle bu felsefeyle, bu hakikaten şeyle. Madem İstanbul halkı bana oy vermedi, benim gösterdiğim adaya Binali Yıldırım'a oy vermedi. Gitti Ekrem İmamoğlu'ya, Cumhuriyet Halk Parti adayına oy verdi. Ben de onları cezalandırırım. Bak bakalım parasız ne yapacaklar. Halkı cezalandırıyor. Halkın tepkisinin İmamoğlu'na yönelmesini istiyor. Şey bu. Gerçek budur. Yani
İmamoğlu'nun, pardon Nevşit. Ne? İmamoğlu'nun buradaki söylediği de aslında çok enteresan bir şey. Yarın bir gün ne, yani ne bu makam bana kalır ne Cumhurbaşkanlığı makamı sana kalır diyor. Ve doğru diyor. Yani hiçbir makam sonsuza dek sürmez. Bu nedir yani? Büyükşehir Belediyesi benim elimden alındı diye, halk aldı diye. Bakın halk aldı diye. 300, yani 13 bin fark 800 küsur bin farka çıkmış. Halk bana oy vermedi diye cezalandırayım ben onu. 5 kuruş parasız bırakayım. Ya bu hakikaten olmaz ya. Yani İstanbul şehrine ihanet sayılır bu yani. Mahir Polat bir de şöyle bir detay verdi ya. Şimdi bu düzenleme geçmeden önce de mesela bu park, işte müze, buraların işte bir vakfa ait olduğunu söyleyip onun üzerinden evet, bakanlığa doğru bağlıyorlardı. Gezi Parkı'nda öyle yaptılar ya. Gezi Parkı işte orada bir Osmanlı Vakfı'na ait falan diye. Vakıfla da bağlantısı yok. Galata Kulesi. Galata Kulesi'ni ya, bir evet, Osmanlı Vakfı'na bağlı olduğunu iddia ederek evet, bir İBB'de. Yani Mahir Polat diyor ki şeyi o kadar garip bir durumla karşılaştık ki. Galata Kulesi'ni inşa eden Osmanlılar da Cenevizliler yani. Bunu falan anlatıyoruz mahkemede. Bu hallerdeyiz diyor. Galata kelimesi nereden geliyor? Bir ona baksana. Kelt ya. Keltlerden yani, geliyor yani. Bence burada bu İstanbul'u batırma meselesi en önemli nokta. Evet. Bir de yani şunu da unutmamak lazım. Sen bugün doğalgaza %45 zam yapıyorsun. Dün ete %30 işte 30 bir küsür zam yapıyorsun. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne akaryakıt zamlarına rağmen otobüs vesaire gibi toplu taşıma zam yaptırmıyorsun. Bir bu de da belediyenin bunun, halka ucuz ekmek satışını engellemeye çalışıyorsun. Yani öyle bir şey ki yani hem gelirlerin artmasın hem mevcut gelirlerini biz elinden alalım. Yani ben bir şey söyleyeyim mi? Benim şahsi kanaatim şu. Aslında Cumhurbaşkanı 91'den bu yana siyasetin içinde olan biri olarak bunları görüyor ve okuyor olması lazım. Bunların hepsi Ekrem İmamoğlu'nun hanesine, yelkenine rüzgar olarak gidiyor. Hepsi. Peki yani bu siyaseten bir bütün siyasi iletişimcilere sorun. Şu yapılanları vatandaş nasıl değerlendirir diye. Aynı o 13 binlik şeyin farkın 800 bine çıkmasındaki yani gibi bir mantık, sonuç doğru. Mantık şu zannediyorum. Yani ben bunu bak ezersem millet ya bunu eziyor işte biz buna oy veriyoruz oyumuz boşa gidiyor diye bana hareket oy verir. Hareket edemez falan hale getiriyor. İcraat yapamaz hale. Ya öyle olsa kayyuma verdiğiniz şehirden yeniden HDP çıkmaz yani. Evet. Peki Deniz yani, bir şey soracağım. Bunlar şöyle bir hesap yapıyor olabilirler mi? İşte bir seçim görülüyor. Belki de baskın seçim olacak. Hani diyoruz ya gününden önce yani 2023 Haziran'dan önce. İşte Büyükşehir Belediyesi biliyorsun bütçesiyle Avrupa'da pek çok ülkenin bütçesinden fazla bütçeye sahip. İşte bu belediyelerde bu seçimde bu bütçelerinden seçime acaba kullanırlar mı diye bütçeyi mi kısıtlayalım? Neden söylüyorum bunu? İşte biraz sonra seninle yine devam edelim bütün arkadaşlarla bunu soracağım. Seçim yasası çıktı biliyorsun. Seçim yasasında işte %7'ye baraj indi. Sonra bazı maddeler var. Yani belediyelere bakış açıları böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki. Yani şu anda Türkiye'nin yarısı yani 40 milyonu aşkın bir nüfus muhalefet belediyelerinde yaşıyor. Ve o belediyelerin hepsi sosyal belediyecilik yapıyorlar. Yani Ankara'da mesela ben hiç 87'den beri Ankara'da yaşıyorum. Yani böyle bir sosyal yardım seferberliği görmedim. En son Mansur Yavaş'la Hatay'da Expo töreninde karşılaştık. Ucuz et şeyi başlatmışlar. Yani hükümetin yapamadığını yerel yönetimler yapmaya başlamış. Söylemişti onun de zaten evet. Değil mi? Kendisi de ifade etmişti Ankaralılara ucuz et yedireceğiz tabii, diye. Tabii tabii. Evet, onu yani Mansur Yavaş'ın Ankaralılara ucuz et verdiği gün devletin kurumu ete %30'dan fazla zam yaptı yani. Ya yani şimdi şunu özür dilerim. Yok yok yani bu söylemek istediğim şey şu. Belediyeler bu açıdan halkla teması sağladı muhalefetin. Yani uzun zamandır yoksun olduğu bir şeylerdi. Onun için belediyelerin bu temasını kesmek istiyorlar. Yani şu anda bu seçim öncesi asimetrik savaşa girdiler gibi geliyor. Şimdi seçim yasasına da bakalım. Ya tabii şimdi bak mesela Ankara'ya git. Yani Çankaya ve Yeni Mahalle'nin dışına CHP çıkamazdı. Diğer muhalefet partileri de başarılı olamazdı. Şimdi Mansur Yavaş en uzaktaki Evren ilçesine de Şerefli Koçhisar'da, Bala'ya da, şuraya da, buraya da erişebiliyor. Onlara yardım götürebiliyor. Muhalefet
en ucuya noktalarda bu büyük şehirlerde, işte dün Hatay'da gördüm ben. Yani Hatay Büyükşehir Belediyesi yine hükümete rağmen bir expo yarışına katılmış. İşte Çin'i geçmiş vesaire falan. Ya, inanılmaz Burak, başka bir şey de soracağım sana. Yatırım yapmışlar. Görkemli bir tören yaptılar. Şimdi yani bununla baş edemiyor. Bunların görünmesini istemiyor. Bunları bastırmak istiyor. Yani bunları karalamak istiyor. Çünkü niye biliyor musun? Vatandaş görüyor. Vatandaş halk ekmek uygulamasını görüyor. Vatandaş ucuz eti görüyor. Vatandaş ürününü, çiftçi ürününün belediye tarafından alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını görüyor. Yani binlerce şey sayabilirim. Askeri ekmek kampanyasını görüyor. 3 TL'ye ha. Pide satışını halk ekmekten yapıyor. Bak esas ne görüyor biliyor musun? 6 TL'lik pideyi 3 TL'ye satıyorlar. Mansur Yavaş başlattı. İlk geldi, şeffaf dedi. Meclis toplantılarını canlı yayınlamaya başladı. Tamam. Belediye meclisi. İhaleleri canlı yayınlamaya başladı. Bu ezberini bozdu AK Parti'nin. Alışık olmadığı gün ışığında yönetimi gördü. Sonra İstanbul Belediyesi, evet. İzmir Belediyesi, Adana Belediyesi hepsini yapmaya başladı. Ne oldu? Bakın ilk pes etme noktası nedir biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı çıktı. Dedi ki AK Partili belediyeler de yayınlasın. Çünkü yani... Arkadaş iyi örnek kötü örneği kovar. Bu böyledir. Yani, bir de onların sayılarını da yayım diyorlar. Binlerce kişi izliyor mesela öyle. Bir şey. Aynen öyle. Bir inşaat şimdi, malzemesi ihalesi yani, mesela. Bakın bir de hükümetin, Deniz güzel söyledi yani, hükümetin yapmadığı şeyleri yapıyorlar. Adana. Bakın Adana'da müthiş bir çöp rezaleti yaşanıyor. Felaketi yaşanıyor. Birileri çöp ithal ediyor Türkiye'ye. Ne için ithal ediyor? Bunun uluslararası kuralları da var. Basel Anlaşması var. Bilmem ne. Niye geri ithal ediyor? Bunun geri dönüşümünde kazanmak için. Ne yapıyorlar alanlar? Çin'in, İngiltere'nin, oranın buranın çöpünü buraya getirenler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Açık araziye döküyorlar. Ve bunları bakın Adana CHP milletvekili Burhanettin, evet. Bulut bir takım, evet. Şeyler paylaştı. Çukurova ilçesinde açığa döküyorlar. Ve onları oradan temizlemek, hükümetin işidir onu denetlemek. Temizlemek kime düşüyor? Belediyeye düşüyor. Zeydan Karalar orada. Pek çok belediye araçları, bilmem neler oradaki hükümetin yapmadığı işi oradan çünkü açıkta duruyor. Yerleşim bölgelerinin kenarına döküyorlar. Yeşil araziye, tarım arazilerine döküyorlar çöpleri. Kim döküyor, ne yapıyor? Bunun denetlenmesi lazım değil mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na değil mi herhalde Deniz bu bağlı? Bir de yani, Bloomberg yok. Muhabiri çip koymuştu herhalde değil mi? Onun üzerine çıktı bu. Üç şeye, tabii konteynere. Üç poşete koymuş. Üç poşete çip koyuyor. Onları izliyor. Evet. GPS takip cihazlarıyla. Takip cihazlarıyla. Bir tanesi işte bu Adana'ya geliyor. Ve benim dikkatimi çeken muhabirin de söyledi, Bloomberg muhabirinin. Bu çöplerin döküldüğü yerde bir şey yok diyor. Merkez yok. Bu atıkları değerlendirecek, proses edecek herhangi bir fabrika, işletme bir şey yok. Dolayısıyla ortada biraz da esrarengiz bir durum da var ya aslında. Adana'yı dünyanın çöplüğü haline getiremezsiniz. Ya. Böyle bir şey yapamazsınız, evet. Yani. Evet. Dünyanın çöplüğü mü Adana şimdi yani? Öyle görülüyor ki yani bunlar biz seçimi alalım da nasıl alırsak alalım. Her şey mübah. Evet. Böyle makyavelist bir şekilde dalalım dediler. İşte bu seçim, yeni seçim kanunu da bana bunu, yani hepimize herhalde bunu söylüyor. İşte seçim kanunu bir yıl değişiklik yaptılar. Mesela seçim kanunundaki en büyük değişikliklerden bir tanesi, Cumhurbaşkanı para harcama konusunda bir kısıtlama yok. Muhalefete kısıtlama var. Getiriyorlar. İki, bu kıdemli hakimler meselesi. İşte birinci sınıf hakimler geliyor. Kıdemli hakimler gidiyor. Birinci sınıf hakimlerde çok ince bir şey var. İstifa müessesesi gerektiğinde gelebilir diyor Nevşin. Yani istifa müessesesi şu, kıdemli hakimler seçim kurullarında istifa edemiyordu. Ancak hastalık, ölüm gibi nedenlerden şey yapılıyordu. Şimdi mesela ona bir istifa meselesi. Yani demek istiyor ki ya kardeşim işte sen istifa et dediğimizde istifa edebilsin. Birileri acaba talimat verecek, sen çekil. Sana işte şunu vereceğiz, şuradaki makam vereceğiz. Buradan bir şey sezdim yani, böyle bir illegaliteye mi doğru gidiyor. İkincisi yine bu şeyde örneğin seçim yasası diyor ki bir yıldan önce uygulanamaz. Fakat seçim kurulları 3 ay içinde uygulanabilir. Yani mevcut seçime yeni seçim kurullarıyla gidebiliriz diyor, evet. Nevşin.
seçmece yapmış. Tabii tabii bu müzelerden alırsak buraya kadar gelirsek burada bir taktik, strateji güdülüyor gibi geliyor. Dün HDP eski genel başkanı Cem Toker'le röportaj yapıyordum şeyde Deutsche Welle'deki program için. Çok güzel bir şey söyledi. Ya kardeşim dedi hiç bu burada yaptıkları şu dedi. Bakmışlar geçen seçim iktidar nerede kaybetmişiz? Not etmiş tek tek dedi. Şurada şurada şurada. Tamam onları kendimize göre yapalım. Bu yasa budur diyor yani. O araya da böyle bir hani ne derler şeker gibi yala herkes konusunda %7 seçim barajı hiçbir anlamı olmayan. Bütün herkes sadece de o başlıkla konuştu. Ya. Sadece MHP'nin işine yarıyor. Ya herkes o başlıkla konuştu. İttifakta olduğu için. Olduğu için Şunun gibi 12 Eylül 2010 referandumunda referandumun içine 12 Eylül darbecilerinin yargılanması maddesini koymak gibi bir şey. Herkes onu konuştu. Aynen. Yani bu seçim yasası gündeme geldi. Hepimiz herkes kaldır koy %7 niye öyle niye böyle. Herkes %7'yi konuştu deyip taraflar aradan kaçtı aslında yani. Bu bahsettiğin asıl detaylar, önemli olan detaylar şey yaptıkları şey bu. Şimdi tabii muhalefet ne yapacak? Benim duyduğum, sizler de duymuşsunuzdur belki. Hani muhalefet de işte Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar neyi değiştirirsiniz değiştirin kaybedeceksiniz falan dedi. Hani öylesine mi söylüyor Kemal Bey, moral vermek için mi söylüyor falan diye merak ediyorduk. Oluşturulan gruplar muhalefet içerisinde bu meseleyi seçim meselesinde çalışan il il bu dehon sistemine göre bu sistemine göre nasıl bir hangi ilde nasıl bir senaryo uygulamak lazım? Bu barajlı don sistemine getirilen. Evet evet hani bu barajdan etkilenmeyecek işte küçük partilerle ilgili bu yaptıkları düzenleme için il il hangi ilde nasıl bir strateji izlemek lazım çalışmaya başlamışlar. Ya işte İdris Şahin değil mi? Deva Partisi sözcüsü. Daha önceden bu AK Parti'nin seçim kurullarında çalışıyormuş. Seçim başkanı. İşin nasıl gittiğini herhalde taktiği bildiği için açıklama yaptı. Dedi ki biz onların nasıl bir hinlik çevirdiklerinin farkındayız. Çok ilginç. Çünkü zamanında oyunu bozacağız dedi. Yani aslında taktiği biliyor. Seziyor. Çünkü geçmişte aynı taktiğin içerisindeki bir isimdi. Ya taktik size örnek vereyim. Ben geçen gün yazımda kullanmak için şey yaptım. Geçmiş arşivlere baktım. Şimdi Turgut Özal 1987 seçiminde sistemi değiştiriyor rahmetli. Şöyle bir şey yapıyor işte %10 seçim barajını koyuyor işte kurallarda bir takım değişiklikler yapıyor. Bir önceki seçime göre %10 daha düşük oy alıyor yani oy oranı 45 küsürden 36'ya düşüyor. Oynadığı için. Yo yani sistemle oynayınca kazanamıyorsun o anlamda. Hayır oy bağımsız yani oyu düşüyor ama sistemle oynadığı için milletvekili sayısını 81 artırıyor. Bu arada meclisin milletvekili sayısı da 400'den 450'ye çıkıyor. Doğru. Buna rağmen 81 artıyor. Bak %10 düşüyor oyu ama ANAP'ın milletvekili sayısı bir önceki 83 seçimlerine göre 81 milletvekili artıyor. %10 düştüğü halde. Şimdi peki 91'de ne oluyor? Demirel ile Özal'ın farkı sadece 3 puan. Demirel 27 alıyor, %27. Özal %24 civarında bir şey alıyor. Özal çok böyle şey bir şekilde düşüyor. Milletvekili sayısı 115'lere. Demirel'in partisi 177 milletvekili çıkarıyor. Arada 3 puan fark var. Ava giden avlanıyor. Evet, yani 87'de işine yarayan kurallar oyu düştüğü için ve şehirlerde birinciliği kaybettiği için 91'de geliyor kendisini vuruyor. Ayağına dolanıyor. Şimdi Nevşin'in söylediği 90, en önemli 92 nokta. Mi? 92 değil. 91 diye hatırlıyorum 91 ben. 91 miydi? Bakalım, ben de 91. Şey 2018'e göre değerlendirirseniz bu değişiklikleri 19 milletvekili muhalefet cephesinden gidiyor. 5 tanesi HDP'ye, 3 tanesi MHP'ye, 11 tanesi de AK Parti'ye. Yani topu topu 2018'e göre bile 19 milletvekili yer değiştiriyor. Ama şimdi şöyle bir şey olacak. Mesela diyelim Millet İttifakı içinde iki liste girdi. Biri sağ, biri sol. Yani CHP ve İYİ Parti altında diğerleri. Bazı illerde CHP birinci olacak. Bazı illerde sağ liste birinci olacak. Dolayısıyla bunu aşmanın en basit yolu. Ve bir bakacaksınız AK Parti'nin kendisi için hazırladığı değişiklik
AK Parti'yi vurdu. Yani kaybetmeye başladığınızda neyi yaparsanız yapın sizin aleyhinize dönüyor. Şimdi burada i̇şte bir az tuzak önce daha söylemek var. İstediğim oydu. Sistemle istediğin kadar oyna. Evet. Bir tuzak daha var. Seçim yasasının kabul edilmiş şeklinde bir tuzak daha var. Bu partilerin il, ilçe ve genel kurullarını yani kongrelerini, kurultaylarını iki defa erteleyenlere seçim giremez, seçime giremez diyor. Şimdi burada pek çok parti bu durumda. Elbette. Evet. Çok önemli bir nokta bu. Bu evet. Bu aslında bütün partiler şu anda benim elde ettiğim bilgi kadarıyla bütün genel merkezler tabii muhalefet cephesinde bunun üzerine çalışıyor. Yani ben biraz mecliste şey yaptım, konuştum. Efendim HDP kastediliyor işte HDP'nin kapatma davası şey oluyor filan. Hani onunla bağlantılı diye. Cumhuriyet Halk Partililer bir komisyon çalışmaları sırasında şey demişler. İşte Anayasa Mahkemesi kararlarıyla bu saptansın demişler. O reddedilmiş. AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla. Şimdi partileri böyle şeye kadar seçim sürecine kadar alelacele bir kongre sürecine itmeye çalışıyorlar ki yani kendi içleriyle kendi içlerinde kavga etsinler. Şeyle yoğunlaşamasınlar. Seçime yoğunlaşamasınlar diye. Yani gerçekten şey gibi böyle hani Rusların matruşka bebekleri gibi tuzak içinde tuzak, tuzak içinde tuzak. Bayağı çalışmışlar yani. Yani nasıl tuzak kurarız diye çalışmışlar. Şimdi AK Partililer ve MHP'liler. Evet, Millet İttifakı. Ama Deniz'in dediği gibi özür dilerim. Deniz'in dediği gibi bu tuzaklara hani ava giden avlanır. Kendileri de düşme ihtimalleri var. Evet evet yani yok değil. Ne kadar oynarsan sistemle oyna eninde sonunda hani bozuyorsun. Ama tabii Millet İttifakı bütün bu seçim kanununa göre ne yapıyor? Nasıl bir taktik gidecek? Şimdi bu bugün Ali Babacan, Sayın Babacan sevgili İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saati'ne konuk oldu. Ve ondan sonra da epey bir konuştuk. Bir kere bu Deva Partisi Genel Merkezi'ndeki Altılı İttifak'a Ali Babacan'ın ev sahipliğinde verilen yemekte önemli alınan bir karar şu. Bu seçim yasası bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine izin vermeyeceğiz. Metinde de onu açıkladılar. Tabii, zaten. Açıkladılar. Ama başka şeyler de var. Yani henüz yansımayan bizzat Sayın Ali Babacan'dan aldığım ve şu anda kamuoyuna yansımayan bilgilerden bir tanesi şu. Biz bu aday meselesini çok öne hemen almayalım. Sona doğru bırakalım. Fakat aday meselesinde çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki bazı liderleri bu aday tarifleri altılı ittifaktaki liderleri rahatsız etti. Yani nasıl bu? Benim aldığım şu işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir lider profili işte daha doğrusu Cumhurbaşkanı adayı diyeyim lider demeyeyim. Cumhurbaşkanı şöyle şöyle bir profilden olmalı demişti ya. Hatta Sayın Akşener'de. Devleti tanıyan. İşte Akşener'in de bir tanımlaması vardı. İşte atıyorum işte şu olacak böyle olacak bu özellikleri olacak. Bu anladığım kadarıyla Sayın Ali Babacan'ın söylediği bu altılı ittifakta bir rahatsızlığa neden olmuş ve bu tariften vazgeçelim kararı alınmış o yemekte. Yani artık bu tarifi vermeyelim. Çünkü bu henüz erken ama bir karar daha alınmış. Kesinlikle aday bir kişi olacak. Yani birinci turda şu kadar aday çıkaralım değil tek aday çıkaracağız. Fakat bu tek adayı da altı liderin ortak mutabakatıyla, altı partinin ortak mutabakatıyla belirleyeceğiz. Peki bir bakarsan Doğan Şentürk yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi bir hava var yani CHP'liler. Öyle bir şey almadım ben. Öyle yani şeyden Babacan'dan almadım. CHP'den CHP'de tabii ki var. CHP'de var. Peki Ali Bey ne diyor bu? Şimdi Ali Babacan'dan da CHP'de büyük kesimde var öyle diye. Ya Murat CHP'nin büyük kesiminde. Sayın var. Babacan'dan böyle bir şey almadım. Yok. Yani ben, almadım ben de derken de şey. Olumlu ya da olumsuz almadım. Son derece nötr bu konuda. Ama şunu yapıyor. Altı liderin mutabakatıyla bu lider seçilecek Cumhurbaşkanı adayı. Fakat sona kadar da bundan daha ivedi sorunlarımız var. Başka karar şu. Diyor ki biz şu anda iktidara gelsek ne yapacağız? Bizim bir yol haritamız çıkmalı. Yani parlamenter sisteme dönüş. Örneğin çok enteresan bir şey söyledi. Bir numaralı kararname, kanun hükmünde kararname ne olacak? Örneğin şu anki Cumhurbaşkanı Bayburt'taki bir defterdarın atamasını bile yapıyor. Acaba bu bir numaralı kararname ile gelir gelmez hangi atamalara karışacak, hangilerini meclise bırakacak, hangileri başka türlü olacak bunu belirlemek mi lazım? Yol haritası. Yol haritası.
İki, anayasa değişmeden Cumhurbaşkanı'nın yaptığı her şeyi yapmak zorundalar bir kere. Öyle ama orada da yine demek bir yol haritası görmek istiyor Deniz. Onun hemen için de o süre zarfında o yetkileri Cumhurbaşkanı'nın şimdiki sisteme göre sahip olduğu yetkileri kullanacak kişinin bu büyük yetkiyi kötüye kullanmayacağından emin olmaları aynen gerekiyor. Aynen öyle. Bunda mutabık kalmak mutabık istiyorlar. Çiğdem bir şey daha var. Siyasi etik yasası dedik ya. İvedilikle siyasi etik yasasını ve siyasetin finansmanını zaten biliyorsun Bilkent'teki hep beraber gitmiştik. Bilkent'teki, Bilkent Otel'deki 28 Şubat deklarasyonunda da bu vardı. Bunu göreceğiz. Bir başka şey de Sayın Babacan diyor ki liderlere şunu sordum. Yani o son devadaki yemekte. Aranızda seçimde 360 milletvekili tek başına bulacak parti var mı? Yok mecliste çoğunluk anlamında. Bir kere beraber çalışmalıyız, koordineli olmalıyız. Herkes taşın altına elini koymalı ve herkes bu işin ortağı. Bunu sağlamamız için. Çünkü neden diyor? 360 milletvekilini almamız şart. Tamam. Bunun hiçbir anlamı olmaz aksi takdirde. Bir de bir şey daha söyledi. Onu da anayasa sizin değişikliği için. Bir dakika için. O zaman burada şunu sorayım da sonra geç. Peki bu şey konuşuluyor ya bu yeni seçim kanunuyla. Şimdi küçük partilerin o zaman ancak belki CHP listelerinden falan girerlerse seçilme şeyleri olacak. İYİ Parti olur, CHP olur. Böyle bir şey ne diyor Ali Bey? Mesela girer mi İYİ Parti listesine? Onu şu anda konuşmak için erken diyor. Fakat enteresan. Ama o zaman mümkün. Çok da soğuk mümkün değil tabii mi bu? Soğuk ondan değil tabii canım. O açıdan baktığında da. Mecburiyet hani, diye bir şey var yani. Mecburiyet de olabilir. Örneğin işte Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal. Böyle bir şey olsa şöyle enteresan olur. Nereden girecek? Ben bir hesap bozulmuş olur. Anket gördüm. Yani bu partiler tek liste halinde girerse oy veririm diyenlerin oranı %27,5. Yani İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tek listeyle girerse ciddi bir oy alabilir. Yani 25'i bulabilir. Zaten CHP'de 25'in üstünde oy alıyor. Bu milletvekili dağılımını don sistemi nedeniyle çok ciddi bir şekilde muhalefetin lehine çevirebilir. Zaten bu seçim yasasındaki değişiklikten en avantajlı çıkacak parti HDP. Yani hem ittifak mensubu olmadığı için artık oyları kaptırmayacak. Hem baraj 7 olduğu için %10 baraj derdi olmayacak. Yani bence zor bir seçim bekliyor. Hatta geçen bir AK Parti milletvekili şey dedi. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanımız kazansa bile mecliste çok büyük ihtimalle muhalefet çoğunlukta olacak dedi. Dolayısıyla da birlikte çalışabilmek için Cumhurbaşkanı da şeyini değiştirecektir gibi bir yorum yaptı. Böyle bir beklenti AK Parti'de hakim. Ama yani şu anda meclis aritmetiğinden çok Cumhurbaşkanı adayı bence ya önemli. Bu aslında hani Ali Babacan bunu epeydir söylüyor. Aslında Davutoğlu da benzeri evet bir şey söylüyor. Yani önce bir yol haritasını görelim sonra diğerlerini konuşalım. Bunun bir mantığı var. Bir mantığı var da bu asıl sorunu acaba dikkatlerden kaçırıyor mu? Yani siz kazanacak, muhalefet için söylüyorum, kazanacak bir adayla Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi güçlü bir siyasi liderin karşısına kazanabilecek bir adayla çıkmadığınız müddetçe bütün bunlar bir şey olarak kalıyor. Yani güzel entelektüel egzersizler olarak kalıyor yani. Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olacağı kesin mi? Bir o da değil tabii kabul canım üzerinden yani mi gidiyoruz? Şimdi anket ben o kabul üzerinden gidiyorum. Hiçbir tereddüdüm yok. 30 tane anket yaparsa ve %40'larda olduğunu görürse yani bazı isimlere bir tereddüdüm yok yani. O girmeyebilir. Ya zaten benim gördüğüm kadarıyla Sayın Babacan'la bugün konuştum da şunu da söylüyor. Yani tabii ki kazanabilecek bir aday belirleyeceğiz. Ve burada mutabakat dediğimiz zaten altılı ittifakın mutabakatı da bu yönde olacak zaten diyor. Yani kazanamayacak bir aday geldiğinde biz buna kazanamayacağına inanıyorsak zaten mutabık değiliz demektir. Ya ben Meral Hanım'a şu soruyu sormuştum. Seçtiğiniz aday kazandı. Ama 360'ı bulamadınız. Ne oldu? Ne olacak? Bu Babacan'ın en büyük kaygısı bu ya. Evet. Dedi ki ilk dilekçeyi dedi parlamenter sisteme geçelim diye Tayyip Erdoğan verir dedi. Benim böyle bir endişem yok dedi. Dolayısıyla Babacan o konuda biraz yalnız kalabilir. Yani evet, ben genel itibariyle Millet İttifakı'nın asıl omurgasını oluşturan ilk halindeki partilerin CHP ile İYİ Parti'nin ve Demokrat Parti'yi de katabiliriz. Saadet Partisi'ni de katabiliriz.
Babacan'la Gelecek Partisi'nden farklı düşündüklerini gözlemliyorum. Babacan'la Gelecek Partisi de Davutoğlu da böyle dört partiyi bağlayacak şartlar koştuklarında zararlı çıkabileceklerinin farkındalar. Dolayısıyla onların hesaplarını şunun üstüne yaptıklarını düşünüyorum ben. Tayyip Erdoğan seçimi kaybederse AK Parti ciddi sorunlar yaşamaya başlar ve AK Parti tabanında çözülme başlar. Ve bize gelir. Ve bize gelirler. AK Parti'nin mirasını biz devralırız. Ama burada hesaba katmadıkları Kürt seçmen var. Ya bu hesaplarda Kürt seçmen diye bir şey yok sanki Türkiye'de. Yani %10 oy alabilecek 6-7 milyon seçmen sanki sadece bu da HDP'nin. Bir de daha önce AK Parti'ye oy vermiş muhafazakar Kürt seçmenler var. Onlar sanki yok. Tamam. Bir şey söyleyeyim Murat. Orada biraz haksızlık yapmayalım. Siz burada kendiniz Güneydoğu'yu izlediniz mesela. Sen mi söyledin Deniz mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır gezisinde işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemiştiniz. Sanıyorum Deniz söylemişti. Deva Partisi lideri Sayın Babacan'ın Güneydoğu'daki çıkışını ve söylemlerini tabii, çok tabii ileri yok, cümleler olarak. Hayır olur. Orası öyle. Ben partiler üzerinde söylemiyorum. Ha, anladım. Bütün bu özellikle genel Cumhur İttifakı'nda oysa şöyle bir bu az önce söylediğim hani kongre şeyleri sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partileri hedefliyor olmayabilir. HDP için yani HDP'nin kapatılma davası var arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nde sürüyor. Şimdi HDP kapatılırsa ne yapacak? HDP nasıl parlamento seçimine girecek? Böyle bir şey var. Onu nasıl engelleyebiliriz daha doğrusu var. Halbuki diyelim kongresini yapmış herhangi bir parti yani şimdi şey olsun diye söylüyorum. Mesela Türkiye İşçi Partisi kongre süreçlerini tamamlamış filan. Oraya katıldığında nasıl engelleyecekler? Şimdi bunu da bir yandan da bir tuzak buraya doğru geliyor yani. Hani nasıl engelleyebiliriz? Evet. Yani çünkü eğri oturalım, doğru konuşalım. Bir tarafta bir %30'luk bütün anketler, önümüze gelen anketler bunu gösteriyor. Bir tarafta bir %30 küsurluk kitle var. Bu kitle Erdoğan'a oy vereceğim diyor her koşulda. %30 küsurluk bir kitle var. Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyor her koşulda. Bir yine %30'luk yani 1/3 dersek o da diyor ki bir adayı görelim ya. Bir adayı görelim diyor. Evet. Şimdi bunu da yok sayıyoruz biz. Ve şöyle bir gerçek var. O hani 1/3 buradaki 1/3 Kürt seçmenden bakın HDP'li demiyorum. Kürt seçmenden oy alamayacak aday geçmiş olsun o adaya. Geçen bu geçmiş olsun o adaya. Raveste biliyorsunuz. Evet. Özellikle Güneydoğu'da araştırmalar yapan onların bir toplantısına gitti. Bu yeni bir anket yapmışlar Kürt kimliği algısı üzerine. Çok enteresan bir şey var. Şimdi genellikle Türk seçmende AK Parti CHP arasında geçişkenlik çok düşük. Yani AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun olmasa da CHP'ye gitmiyor. Kararsız da kalıyor falan ya. Fakat bu oran Kürt seçmende yüksek. Mesela Kürt seçmen daha önce AK Parti'ye oy veriyor. Şimdi CHP'ye oy verebiliyor. Yani Kürt seçmende kimliklenme Türk seçmendeki gibi değil. Bu bana çok enteresan geldi bu sonuç. Ve onun için kimi kazanacak görüyorsa oraya doğru kayan bir merkez yani sağ Kürt seçmen Türk var. Türk seçmendeki var. Polarizasyon daha farklı oturmuş. Evet. Yok, öyle bakmıyor. Ben bir sürü Kürt seçmenin çoğunlukta olduğu bir sürü şehri dolaşma şansı buldum. Gördüğüm şey şu. HDP güçlenmiş. Demirtaş hala HDP tabanını sürükleyebiliyor. Yani mevcut yönetimin bütün yanlışlarına rağmen. Yani geçen gün Kızılay'da oturuyorum. İşte Kars'ın Digor ilçesinden bir genç arkadaş geldi. Çok da okumuş yazmış böyle bilinçli o kadar güzel tespitler yaptı ki. Ama şunu gördüm. Pervin Buldan'ın vesaire o ekibin söylemlerinden rahatsız bir HDP seçmeni olarak ama Demirtaş'ın şeylerini kendisine yol olarak şey yapıyor ve Diyarbakır'da da aynısını görmüştüm. Yani salonda bakın bu çok önemli bir detay. Demirtaş cezaevinde biliyorsunuz diyen çocuk dakikalarca alkışlandı. İşte Abdullah Öcalan'ın Sayın Öcalan serbest bırakılsın falan diyenler şeyini kabul ediyor musunuz? Hiç yani. Muhataplığını kabul ediyor musunuz? Hiçbir tepki çıt almadım. Çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki benim muhatabım dedi Demirtaş'tır, HDP'dir, siyasi partidir dedi. Yine alkış koptu.
Yani şey, o dengeler çok değişmiş artık. Hı hı. Ve ben iddia ediyorum, seçimden sonra yanlış çıkarsa hani şaşırırım yani. AK Parti Doğu ve Güneydoğu'da kitlesel kopuşlar yaşayabilir. Onların bir kısmı, çok az bir kısmı CHP'ye gidebilir. Ama önemli bir kısmı Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne kayabilir. Evet. Şimdi tabii bu, sana ek olarak şunu da söyleyeyim. Yavaş yavaş artık bu ekonomideki zamlar, sokaktaki tencerenin kaynamaması, sokaktaki vatandaşın alım gücünün zayıflaması Güneydoğu'ya da ister istemez yansıtıyor. Tabii, ve tabii. Kimlik siyaseti denen orada siyasetten başka tabii, bir yani boyuta geliyor. Gençlerin %80'i İstanbul'daki İşsiz. Gençler hangi sorunu dile getiriyorsa onu dile getirdiler. Evet. Kredi Yurtlar Kurumu borçlarından bahsettiler. Evet. Mülakat sınavları geçip mülakatlarda elenmekten bahsettiler. En büyük dertler atanamamaktan bahsettiler. Yani kimlikten bahseden ilk başta bir iki kişi evet. sordu. Geri kalanı tamamen İstanbul'da, Adana'da, İzmir'de gençler ne sorun yaşıyorsa onu dile getirdiler. Evet, programın sonuna geldik. Çizdim bir şeyler diye düşünüyorum. Ne çizdin? Evet, çizdim. Ne çizdin? Göstereyim. Manda sütü çizmiş. Manda sütü çizmiş. Bir bakalım. Manda mı çizdin? Sen de. Güzel. Vallahi manda çizmiş. Güzel. Güzel olmuş mu? Deniz, olmuş. Geçen programdaki sorunla muhatap olmuş. Olmamak için ne kadar şirin bir çok manda diyorum. Biliyorsun. Sözün işi. Geçen seferki programda ama direkt mezbahaya karkas etin fiyatı kilosunu söylemiştim. Evet. Bu sefer ne kadar şirin bir manda diyorum. O resim sende mi kalacak, birine gönderecek misin? Kimseye göndermeyeceğim. Murat'a mı hediye edeceksin? Çok güzel. Yok hani tamam, sordum canım, belki birine hediye edecektir, gönderecektir bence. Falan şimdi, diye. Yani şimdi manda yoğurduna 3 adet Medine hurması doğruyorsunuz, koyuyorsunuz. Şimdi sahur yapacaklar ya halkımız. Şifa niyetine. Sonra bir kaşık kestane balı, bulamazsanız Kars balı da olabilir. Bir de Marmaris balı niye olmuyor mesela? Kestane. Ankara balı, o da olabilir. Yani illa Kars olacak. Marmaris balı kestane diyorlar. Sıkıntı bu sene. Yandı ya bütün kestane çam ormanları. Diyorum. Ankara balı var güzel. Hayır, var. Olmazsa çiçek balı diyorum. Ha, çiçek balı diyorsun. Bir de yulaf koyuyorsunuz. Anladım. Acayip tok tutuyor. Sadece şifa değil. Bu vesileyle de halkımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, bir kez daha hayırlı Ramazanlar diyoruz sevgili izleyicilere. Biraz sonra, bizden sonra Fatih Savaş Hoca'nın işte klasikleşmiş bütün sahur sohbetleri başlayacak. Kaçırmayın. Fox'ta yıllardır devam ediyor ve çok da keyifli bir sohbet programı. Bir şey daha söyleyeceğiz. Bizden bir ödül haberi. Ana haberde de verdik ama burada da vereceğim. Çünkü alkışlıyorum ikisini de. Kameraman Kenan Özcan ve muhabirimiz Nazlı Yere Basmaz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin başarı ödüllerinde araştırma haber dalında övgüye değer bulundular. Şu anda arkada da resimlerini tebrik görüyorsunuz. Tebrik Nazlı'yı tebrikler. Ve Kenan'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sabrettiniz bu saate kadar bize. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Atilla Atasoy'la bitiriyoruz. Söyle şimdi nasıl haberler, haberler, iyi mi kötü mü haberler, haberler, söyle şimdi nasıl haberler, haberler.